Kanalımıza hoş geldiniz ve merhaba YouTube. Ben bir kanlı bir çalışkan ve Merhabalar, ben de sadece İbrahim. Bu akşam sadece İbrahim'iz. İbrahim, sadece İbrahim olarak. Herhalde yayındayız diye tahmin ediyorum. Live dediğine göre yan taraftaki yorumlardan da yavaş yavaş görürüz zaten. Akmaya başlar gibi düşünüyorum. 10 saniye arayla gelen yorumları göreceğiz. Şu anda evet, okey bak 3 kişi izliyor bile şu anda. Demek ki artık candayız. Bu akşam dedik ki bir süredir ilanlara bakıyoruz biliyorsunuz. Bu akşam Ege bizimle değil. Şu anda mevcut ofisinden çıkamadığı için şu an katılamıyor. Ama belki yayınımız uzarsa o da gelebilir yayına gibi bir durumumuz var. Bu açıklamayı da yaptıktan sonra hazır biraz insanlar gelmeye başlarken biraz genel konulardan biraz bahsedelim istiyorum. Mesela ben bugün yine bir dışarı çıkmak durumunda kaldım. Hani Instagram storylerimden takip edenler görecektir. Biraz trafik oldum abi. Hatta Kozyatağı'ndan Kartal'a doğru evime gelirken dedim ki bu E5 kalabalık olur. Ben sahil tarafına geçeyim. Sahilden yavaş yavaş güzel güzel gelirim gibi düşünüyordum ki sahil tarafına bir indim abi. Aman tanrım ya. Yani ben gözyaşı. Abi yani ben evden çıkmıyordum. Ben çıkmıyorum normalde. Hani evden çalışabildiğim için ama ne kadar çok insan dışarı çıkabiliyormuş oldum. Bana çok garip geldi yani. Abi şöyle şimdi bir süredir arabayla gidip geliyorum iş yerine. Bunun haricinde normalde motorla gidip geliyordum ama bir işler var diye arabayla gittim geldim. Motorla 15-18 dakika olan böyle mesafem bir anda 1,5 saate çıkınca böyle şakalı oldu çok. Böyle geldi değil mi? İlerlemeyen trafik var. Bir de o karın yağdığı, karın kalkamadığı zaman da polis bazı arter şeyde özellikle Gayrettepe'den birinci köprü bağlantı yolunu falan böyle bir yavaşlattı. Tek şeride düşürmüş hani yoğunluk azalsın diye nedense. Evet. Böyle 2 saat. Allah'ım böyle ağladım, gözlerim yaşardı. Ve böyle şöyle bir şeyle karşılaştım. O gün bir otomatik vites Ege'ye vardı. Birinci saatin sonunda dur kalktı trafikte otomatik vites Egea şanzıman aşırı ısındı lütfen arabayı kapatın uyarısı verdi. Evet kapattım açtım sonra boşta tuttum bir süre o şey yaptı biraz rahatlattı ama böyle bir şeyi ilk defa gördüm. Demek ki yerli otomobilde de otomatik vites biraz abi şunu yani yerlisi ithali çok önemli değil bence yani bu trafiğe can da dayanır abi. Ya biz zor dayanıyoruz arabalar nasıl dayansın ya tamam o kadar testten geçin diyorlar bilmem ne falan gakkuk ama yani günün sonunda bu trafiğe kimse dayanamaz herhalde yani. Ben dayanamıyorum şahsen ki benim arabam düz vites biliyorsun. O biraz daha az yorucu bence çünkü zaten dur kalktı ilerliyorsun yani vitese taktın. Biraz ilerledin, boşa alıyorsun, rahatlıyor. Orada sadece bacak kası yapıyorsun. Ama otomatikte hep o ayak basıyor olması bilmiyorum. O da bir konfor kimisi için ama konfor abi, ben manuelde daha rahat ediyorum. Evet, şu. Bu arada evet. Ertuğrul sakin ol, yazdığını gördük. Trolleme bizi, yavaş yavaş alacağız şeylere. Şimdi bu akşam aslında birkaç haftadır biliyorsunuz şey bakıyoruz, ilanlara bakıyoruz bu canlı yayınlarda. Evet. Geçen hafta size sormuştuk. Geçen haftanın canlı yayın videosunun altına yorumlarda bırakın. Ona göre bir şeylere, o tarzdaki ilanlara bakacağız dedik. Kafa kafaya giden bir aslında yorum karşılaştırması yaptığımızda station wagon otomobillere bakmamızı özellikle istediğiniz için bu akşam biraz station bakacağız. Biliyorsunuz evet. Türkiye'de station kültürü Şahin diyorum, Kartal ve Toros'tan sonra Türkiye'de böyle bir kültür ne yazık ki kalmadı diyebiliriz. Çünkü pazar payları en son 0.60 yani %1 bile değil yani satılan Türkiye'de satılan 2020 yılında satılan otomobillerin %1'i bile station wagon otomobil değil. Bu tabii bir taraftan üzücü bir durum. Çünkü Avrupalı özellikle acayip alıyor station otomobili. Amerika'da bir dönem çok çok popülerdi. Amerika'da MPV'lerin ve SUV'lerin olmasıyla beraber stationlar da Amerika'da yavaş yavaş öldüler. Dünyanın pek çok yerinde SUV araçlar tabii böyle pazarı ısıra ısıra bitiriyorlar böyle. Hepsini alıyorlar. Öyle olunca da bizde de benzer bir durum var. Bu yıl
2020'de galiba, oha, 2020'de galiba ne oldu? Ben anlamıyorum ya. Şunu kapatalım. 2020'de sanırım en fazla pazar payını artıran araçlar SUV'ler oldu. Ama biz tabii good old derler yani, iyi, en sevdiğimiz otomobil kasası olan station wagonlara bu akşam bakmak istiyoruz. Şimdi tabii baya baya aslında seçenek var. Nereden başlayalım? Şimdi ben yavaştan istiyorsam burada hazırlamıştım. Gerçi burada hazırlanmışı var diye. Neyle başlıyoruz? Ölüyorum, bir dakika. Yayını kesin. Yok mu? Biri vursun şunu sırtına. Abi komşuyu mu çağırayım lan? Su için bari. Abi şöyle. Station wagon otomobilleri ben sıraladım şurada. Şöyle duruyorlar, tamam mı? En ufaktan, en ucuzdan, en pahalıya doğru sıralı şu an. Hemen geliyorum. Evet. Biraz sakemi içeyim. Sake içiyordu. Evet abi. Şimdi station dediğimiz araç aslında bir nevi tanımından girer değil mi baştan hocam? Station demek aslında istasyon demek, taşıyıcı demek. Böyle bir alan adı aslında. Bir nevi aslında depo, antrepo. Yani böyle bir malın saklandığı, taşındığı, korunduğu yer anlamını geliyor station. Vagon da işte, vagon işte adı üstünde, trenlerden gelen bir hikayesi var aslında. Ama günümüzde ne oluyor? İşte station wagon demiyoruz mesela. Sports wagon diyoruz. Ya da sports tourer diyoruz. Mesela Renault modellerinde Grand Tourer deniyor ya mesela. Hani çünkü bu otomobiller uzun yol yapıyorlar ya. O yüzden daha böyle geniş böyle. Tabii. O yüzden Lebidaria. Lebidaria. O yüzden Renault son dönemde station wagon araçlarına, SW araçlarına GT uzantısını koyuyor ki Grand Tourer gibi şeyler. Şimdi abi şöyle birkaç tane şey yapmıştım. Ama biz de biliyorsun o GT'lerin sonuna hemen iyi koyuyorlar sonra da. Tabii GT hemen tabii. Ya da şey diyor, ben Grand Tour kullanıyorum falan. Ama tabii bu şeyleri karıştırıyor tabii yani. Kafalar karışıyor. O yüzden yavaştan bir bakalım neler varmış şimdi. Ekranı sen de görüyorsun herhalde şu anda. Evet. Şu anda Türkiye Otomobil Pazarı'nda malum internet sitesinin sahibinden.com'dayız sarı sitede. En ucuz alabileceğimiz station araç Renault 12 Station. Tabii bu 20 binden başlıyordur. Yok, 7500 lira abi. Şu an eğer abi ekrandan... O hurda belgelidir o. Çekme belgelidir. Hadi, zaten yazıyor. Hurda belgeli diyor. Ona bakmıyorum. 8000 liraya bir tane varmış mesela. Oho. Görüyor muyuz şu an? Sen görüyor musun? Evet. Evet abi. Güzel. Bol bakterili bir araca benziyor. Bu Covid döneminde fena olmaz değil mi? Bence o sokağa dönemeyecek bir araba yani bence şu an. Yani yerinden pek fırlayacak gibi durmuyor şu anda. Zaten çekme belgeliymiş. Geçiyoruz abi. Bu arada bir sonraki yayınımızda herhalde hurda araçlara falan bakacağız değil mi? Öyle bir şey yapacağız yani. Ha şimdi şuraya gelmişken hazır. Muğla Ortaca'daki bu Mitsubishi Lancer'ı görünce bir tane galiba dört çeker Mitsubishi'miz var galiba değil mi hocam? Evet abi, evet, çok Lancer var bir tane, çok hemen değişik. Oraya oturmak istedim. Nerede peki? Aa. Oradaydı. Şu mu? Bak hemen Türkiye'de tek var, gördün mü? Türkiye'de tek. Bu önden çekişi zaten de. Ama zaten... işte Türkiye modellerimiz Türkiye'de tektir. En sevdiğim tabir o. Türkiye'de tek. Evet. Bu MPV oldu. Japon tankı diyor ya, o değil mi? Japon tankı da Space Star. Aa değil, geri gel. Niye çıkmadı sende? Acaba hurda ya da klasik araçlarda falan olabilir mi? Hayır. Bir de bu var. Ama bu da Space Runner yani. Station değil. Bir dakika dur, ben sana onun linkini yollayayım. O yolla abi. Evet. Şimdi sen onun linkini yollarken ben tekrardan şöyle bir geri alıyorum. Sahibinden.com'daki hatalardan bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Mesela daha önce... Abi ilanın şeyini değiştirmişler. Onay sürecinde diyor. Ah, az önce olan ilan şu an ya yok yani. Ya 2 dakika önce, evet 2 dakika önce. Çok şaka gibi yani. Acayipmiş ya. 58 bin lira fiyatlaydı yani. Oha, sakin. Bak şöyle 1900, yani bende hala ekran durduğu için 4x4 Lancer Mirage Wagon, klima hidrolik direksiyon, diferansiyel kilit full,
1987 model 286 bin kilometrede. Gümüş grisi 58 bin lira. Bu şey olan araba değil mi ya? Ön tarafı şahin olan araba değil değil mi? Normal. Değil. Tamam. Baya çok değerli topluydu yani böyle. Hatta difloku vardı. Keşke kapatmasaydım ilanı. Tüh. Neyse. Yapacak arada, bir şey yok. Bu arada bir hatasından bahsetmek istiyorum sahibinden.com'un. Biliyorsunuz bu klasmanları yaparken yanlış şeyler yapılabiliyor. Mesela Daihatsu'ya girdiğin zaman Daihatsu YRV'leri station kategorisinde gösteriyor. Bu aslında bir taraftan iyi bir şey. Şundan dolayı iyi bir şey. Station bakan insanlar bir anda bu paralara otomatik vitesli araba varmış falan diye YRV'ye bakıyorlar. Ancak araç station wagon değil. Bu araç MPV ile hatchback arası tasarımı sahip bir otomobil yani. Dolayısıyla biraz burada algı karmaşası oluyor. Bunu da buradan belirtmek istedim. Tabii artık temiz YRV ve YRV turbomuz yok. Şimdi abi eğer durum böyleyse benim mesela aşağıdan yukarı doğru gitmek istiyorum ben fiyatlara göre aslında. İzin olursa. Mesela? Bir tane fantezim var abi benim. Biliyorsun Kartal seviyoruz ülkece. Mesela ben şu anda ekranı vermiş olduğum Kartal'dan almak istiyorum bir tane. Ve bunu bayağı simsiyah böyle mat siyah boyayıp Mad Max filminden fırlamış bir hale getirmek istiyorum ama bu kasa böyle tam da bu araba gibi çift yuvarlak farlı olacak. Tamponlar plastik olacak. Böyle hani bu leş haliyle olacak ama mekaniğinde harika olmasını istediğim bir arabadır bu. Ben bu 83-84 Kartal'ı daha çok seviyorum. Piç kasa diyorlar ya ona. Daha arkası böyle şey gelen arabayı diyorsun. Evet. Piç kasa o. 5 füjondur. Özel seri onlar. Kesinlikle. Ben de onları daha çok seviyorum. Hatta Mio Fiori Huye olan versiyon var ya. Geçenlerde bir tane yaptılar böyle. Martini logolu. O çok güzel oldu bence. Fiyatlardan yukarı doğru gidersek biraz. Arada bir tane Lada geldi. Mesela şu Lada'ya da bir bakalım. Oo bak bunlar çok iyidir abi. Abi tam bu arabada Sovyet tankı hiç şey yapmaz, öksürmez. Ben bunları çok seviyorum. Çünkü Daihatsu Core'yi almadan önce bu arabadan bir tane alsam mı diye bir yükselmiştim bir zamanlar. O da şundan dolayı. Önden motor, arkadan itiş. Gerçi güç yok ama neden olmasın demiştim kendi kendime. Bunlar ama çok aşırı yük arabası. Yani bunu ne koyuyorsan böyle hanım, çocuklar, kayınvalide, onun valizleri, işte bilmem neler, ne koyuyorsan taşıyor araba. Port bagaj koy, onu da taşıyor. Değil mi? Kesinlikle. Yani hiç. Yani evde düşünürsen 1989'da insanlar Bulgaristan'dan zorunlu Tabii. göç yapmak zorunda kaldıklarını bu arabalarla geldiler hep. Moskoviçlerle bunlarla hep taşıdılar. Aynen öyle. Bir tane sarı buldum şu kasadan. Bak mesela. Sarı da olabilir ha. Evet. Güzel. İkonik. Tüp nasıl? Oradan böyle her an böyle fışkıracakmış gibi duruyor. Tüp ama büyük gelmişti şeyin oraya. Evet. Güzel. Neyse. Hadi fantazilerden, saçmalıklardan biraz daha artık hani derler ya ayaklarımızı yere bastığı yerlere doğru gidelim. Diyeceğim ama şöyle gideceğim. Bu böyle olmayacak anladım şu anda. Marka gidelim. Aynen. Şimdi bak uygun fiyata bir station almak istiyorsan bence ilk bakman gereken yerlerden bir tanesi Toyota abi. Toyota'nın bence dı diyelim. Hala evet dı diyelim. Hala Corolla 1.3'ler hala çılgın paralar. Evet. Yani şöyle baktığın zaman 94 model hani en ucuzuna bakalım hemen şuradaki. 30 bin liraya Eskişehir'de şöyle bir Corolla'mız var abi mesela. En ucuz Corolla şu an. Station Corolla. Evet. 30 bin lira diyor abi şu arabaya. Bunlarda biliyorsun 1.3 motor var. Evet. Eko falan olarak da geçer. Bir de bunların 1.6'ları vardır ama 1.6'lar tabii ki bu paralara yok. Bir de ikisi orada arası 50 bin lira sıçrıyor rakamlar. 50, 60 falan. Şimdi görürüz zaten nerelere kadar geldiğini. Bu arabanın sevdiğim kısmı çok modern gözüken bir araba. Hala çizgileri gayet düzgün. Bundan Türkiye'de ürettiler mi station'ını yoksa sadece? Ürettiler abi. Şimdi fark şu. Bunun gibi böyle 1.3 karbüratörlü eko olan versiyondan eğer alırsan arka tarafta makaslı sistem var. Hmm. Dolayısıyla yük taşımaya daha uygun bir otomobil oluyor.
makaslı sistem olduğu zaman. Ancak 1.6'larını alırsam bildiğim kadarıyla onlar da makaslı değil, normal bildiğin amortisör sistemi olduğu için onlar daha böyle konforlu bir hale geliyor. Bunlar biraz daha böyle eşek, öyle söyleyeyim. Hani vur beline malı devam et gibi bir durum var. Aa, bunda bir ara Sporty vagon vardı değil mi bir ara? Touring vagon abi. Senin dediğin abi, özür dilerim. Touring vagon. Doğru. Çift doğru. Renk. Touring vagon. Bu arada İki bir şey diyeceğim. Şaka maka bulduğumuz arabaya bakar mısın? Evet. Ama çok çirkinmiş ya. Toyota Cressida Station. Evet. Evet ama çok çirkinmiş ya. Evet. Ya çok ya bunu hiç özene bezene severek yapmamışlar yani. Evet abi. Çok, yani çok kötü stationlar arasında bence listeye girer. Evet, tam kaç bu 92 model mi? Enteresan. 92 model yazıyor. 2.4 benzinli motor var üstünde. Abi şey, evet. Çok tuhaf değil mi yani? Corolla'ya bakıyorsun, 92 model ne kadar modern bir tasarım. Şuna bakıyorsun hiç alelade. Ama bu arabanın 92 model olduğuna pek inanasım gelmedi. Bu 87-86 gibi duruyor sanki. Evet evet. Sanki böyle bir Arap ülkesinden bize yanlışlıkla gelmiş gibi böyle. Çünkü Arap ülkelerinde bu tarz araçlar çok satılırdı o dönemlerde. Dümdüz bir araba baktığınız zaman yani. Enteresan. Yanlışlıkla gelmiş gibi. Şaşırdım o yüzden şimdi bunu görünce. Baksana 1.6'ya daha yeni geldik. 41 bin liraya 1.6 var. Ama bu station değil. İşte bak hep bunlar yaşanıyor hocam. Ne acılar yaşanıyor. Tabii moderasyon yaparken ben çok da yorumlara bakamıyorum tabii bir taraftan. Çok ben bakayım o zaman. Tamam, bir kan baba boynuma dola diyor Mahmut. onun için Armağan Çağlayan'ın Gör Beni 1968 kanalındaki son videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Rocco abimiz konuk olmuş. Durex'in bir kampanyası sebebiyle ben böyle gözlerime inanamadım. Ne? Rocco mu? Armağan Çağlayan röportaj mı yapmış falan? Böyle hani tam böyle telefonu YouTube'a açmıştım. Karşıma çıkınca yanlış görüyorum herhalde diye tıkladım. Daha 500 kişi izlemişti videoyu. Harika bir video, harika bir proje. Mutlaka gidip izleyin. Dola, boynuma dola deyince niyeyse bir an aklıma bu geldi. Niyeyse bilmiyorum. Evet abi. Heh, şimdi Touring vagon görünümlü bir araç buldum ben şu an. Ama kendisi Touring vagon. Ama aslen öyle değil. Çünkü değil altlarının abi. Etiketi yok. Evet, etiket yok. Demirleri yok. Sonradan yapılmış gibi. Bunlar üç renkte üretildi bildiğim kadarıyla. Evet. Touring vagonlar. Lacivert, turkuaz, bordo diyebiliyorum. Bordo, evet, evet. Evet. Çok güzel arabadır. Fakat geldiğimiz nokta 385 bin kilometredeki bir araba geldi mi sana 50 bin liraya? Baksana. Bak, bu daha şey yok yani. Bu arada yani klima, hidrolik direksiyon o da kesin değil. Aa, bunlar da var abi. Var mı? Bunda klima, hidrolik direksiyon, 4 cam elektrikli olması lazım. Mesela bak, bu Touring vagon gibi duruyor. Çünkü jantları da Touring vagonun orijinal jantları. Hmm. Spoiler'ı var tavanda. Ah, renk değiştirdi araba bir anda. Evet. Turkuaz olan buydu galiba. Evet bak, yanında Touring yazıyor mesela. Ne oldu bu? Niye renk değiştirdi bir anda, ben anlamadım bunu. Ne yazmışlar? Ha, gri mavi Toyota. Ha, bir tane daha varmış. Nerede okudun ya? Okuyamadım ben. Aşağıda kadar. Yazıyor. 98 elinde. Bir tanesi 42.9, ötekisi başka bir şey. Ha, olur, o tamam. Herhalde şey bu seri olarak toplanan arabalar var ya, bu Skodacılar gibi. Birileri aynen. Sürekli bunları topluyor demek ki. Aynen abi. Abi çok güzel. Şimdi bak, bu 50 bin liralara falan çıktık ama yani eğer bir station wagon araba almak istiyorsan Şahin Doğan alacağına bence git Corolla'nın en böyle hani 1.3 karbüratörlü falan versiyonu alabilirsin. Ancak onlarda hidrolik direksiyon olmuyor. Elektrik cam olmuyor. Sonradan takılmış olabiliyor. Gibi durumlar var. Aa bak, bu araba yeniden vizyonda. Bak, biz buna bakmıştık, hatırlıyor musun? Ha evet 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 evet. Aa, bu tabutlu. Galeriyi de tanıyoruz abi. Aa, bunlar mı almış? Tavanında tabut da var. Evet, tabutu da var. Aa, biz bu arabaya çok yükselmiştik hatırlıyorsan bir zamanlar. Evet. Baksana abi, Türk bayrağı amblemi koymuş. Touring logosu. Bu araba Türkiye'ye gelmedi seri, biliyorsun. Yani bir de bu araba niye öne doğru basık duruyor? Bayırda olduğu için bence.
Evet, biraz öyle. Tam cenaze arabası ya. Bu arka şeyiyle veya yüksek tavanıyla tam cenaze arabası bu. Tabii. Bu arabanın arka tasarımı Fiat Marea çakması biliyorsun değil mi? Marea'nın Evet, Station'ın evet. çakması. Aynen öyle. O öyle ödevini sonradan yetiştirmeye çalışan çocuk böyle. Arkadaşının ödevine bakan. Ama içi temizdi tabii. Tabii, tertemiz duruyor, Koltuklar baksana. falan diri duruyor. Aa, devir göstergesi yok arabanın. Evet. Camlar manuel. Ama kliması var galiba. Bakayım. Klima var. Var mı? Var, evet. Klima, bardaklık. Bu arabanın sedanını merak ediyorsunuz. Kanalımızda videosu mevcuttur sevgili izleyenler. Güzel bir arabaymış bu. Ama biz bunu gördüğümüzde 26 bin lira falan da hatırlıyorsan. Evet abi, evet. Yani şey çok tuhaf geliyor bana. 20 bin liraya o falan, 20 bine çok pahalıymış bu Corolla dediğimiz Corolla'nın şu an 50 bin lira oluyor olması çok trajik. Çok. Şimdi bir Yani saniye. Dinliyorum. hatırlıyorsan Mart ayında ben hani böyle baktığımızda şey konuşuyorduk. Abi 30 bin liraya acaba Ford Mondeo Station mı alsak? Bak 30-33 bin lira gümrük çıkmalıymış bilmem neymiş diye. Bunu ben de bakmıştım az evvel. Gerçekten çılgın arttı araç fiyatları ve hakikaten ederinde olmayan hale geldi. Bu tabii biz paramız değersizleşirken biz de aynı değersizliğe doğru gidiyoruz. Ne yazık ki. Ne güzel bir araba ya. Mesela bak bu default yani standart dört çeker de all-wheel drive var mı bunda? Var galiba değil mi? Bu arkadan itişli olan versiyonuymuş. Öyle versiyonları da var. Gerçi station değil sonuçta ama Türkiye'ye nasıl girdiğinde bilemeyeceğimiz araçlardan bir tanesi ama kapısı sağda olduğu için demek ki orijinal Orijinal. sonradan Çevirmelerden değil yani. orijinal soldan direksiyon demek ki. Çok güzeldir. Abi arkadaşlarını şöyle kandırabilirsin. Benim öyle bir arabam var ki ortadan motorlu, arkada dikişli, olay otomatik falan. Düşünsene yani. Ne Aslında lan bu bak, falan. bu arabanın tipi şeye çok müsait yani Fiat Multipla gibi önü 3 koltuklu olabilirmiş yani. Bu ona çok müsait bir arabayken yapmamış olmaları çok acayip değil mi? Şundan dolayı motor ortada ya. Ondan Ha. dolayı iç mekan daraldığından bir üçüncü koltuğu koymak istemediler bu arabada. Önde iki kişi rahat rahat otursun. Arkada ikinci sıra, en arkada da üçüncü sıra olsun. Koltuk Yeter mi? Evet. kombinasyonları onlara göre gelecek yani. Tuğra, sakin ol. Onları da Yandan gelecek. sürekli böyle Tuğra Hobba sürekli trollüyor. Birkan abi Alfa Gördüm. 159 SV bakar mısın diye. Bak. Sevgili Tuğra büyük harflerle yazıp sürekli flood edersen ona bakmayız. Evet, Bir kere sakin. yazman yeterli. Biz bunu takip edebiliyoruz. Tabii. Böyle bir bilgi verelim istedik. Peki Aynen. abi sonrakinde sen ne baktın? Şöyle abi, eğer en ucuz fiyatla almak istiyorsan bu hale bak, mesela burada bir tane de yapılı var. Biraz elinizi Oo, güzel. çok kötü. Çok kötü. Yani Bak o evet. çamurluklar kaldırıl şey yapmış, bombeleşmiş. Abi jantlar güzelmiş ama yani o Abi sıkıntı ne biliyor musun? Görüntü olarak iyi olabilir, tamam mı? Arabayı basmak, jantları büyütmek falan. Hani bunlar böyle gördüğün zaman vay be ne şekil araba falan oluyorsun da birader bu arabayla hareket edemezsin ki. Yani yani sıkıntı bu. Ya görüntü olarak okey. Hani Air'ını yapmışın, Air'ıdır herhalde diye tahmin ediyorum. Değilse yazık olmuş zaten ama görüntü çok güzel. Eyvallah ama yani bu arabayla gidemezsin yani. Hareket edemezsin. ya bir de Hareket tüplüdür kesin o. Ay evet tüplüymüş çok kötü. A, tabii ki abi. ÜT spek diyelim. O kadar diyelim geçelim. Şimdiki ilk aklımıza gelen şey tabii ki Toyota oluyor. Hani ucuzdan bir station alayım dediğin noktada. Şimdi çok güzel bir şey geldi. Azel de benim aklımdaydı. Opel Kadett Station abi. Ben bunu 1986 modeliyle bir çocukluk geçirdim. Evet. Bizim aile dostumuzun arabasıydı. Arada sıra binerdik. Almanya'dan getirmişti. Abi nefis araba. Ben de bu Bayılıyorum. aralar Opel Kadett Station'ları bir yükselir gibi oluyorum. Şundan dolayı. Abi bu arabanın güzelliği, bu da iyi kötü modern, hala modern gözükebilen bir Aynen. araç. Bu arabanın elini yüzünü düzgün yaptığın zaman tertemiz aslında binebilirsin. Bir de olabildiğince bu arabayı sade tutacaksın abi. Hiç Aa yani tamam işte evet. Bizim şeyimizde olan, tanıdığımızda olan arabanın aynısı. baksana abi, tam böyle buzdolabı işte Şey yani. değil, ne derler? Ne çok uzun ne çok kısa.
Evet abi, bu arabanın uzunluğu 4.2 metre falandır yani. O kadar var yok yani. Burada kapı içi döşemeleri çok güzel değil mi? Evet. O Ekoseli. Pitik Ekoseli, Pötikare, Pütik, Küçükkare. Pitikareli. Bu arada en küçük izleyicimizden bir mesaj gelmiş. Yeri gelmişken onu bir dinleyelim. Station. Toyota. Eyvah. YouTube'da Evet, tabii ki dinleteceğim. En küçük dinleyicimiz olan Turgay Kurtbayoğlu'nun kızı yine bize mesaj atmış. Canlı yayın başladığı gibi. Mila, Tolis, Ögüm, Kurtbeyoğlu. Dört isimli Mila, Tolis'e de buradan öpücükler. Böyle bir fanımız var. En küçük fanımız hocam. Böyle bir beyaz şova bağladıktan sonra izninle. Şimdi şöyle bir şeye gelmek istiyorum. Geçenlerde hazır Opel'e gelmişken Astra'lar da alınabilir ama ya şimdi söz konusu Opel olduğu zaman benim gönlüm nedense bir buralara gidiyor hocam. Anlatabildim mi? Evet. Ben bir yanıt yazdım o esnada da. Ha, okey. Abi iki Yani oda salon. Çok güzel araba ya. abi önde uzunlamasına yerleştirilmiş motoru, arkadan itişi, 2 litre ki bu 136 beygirlik olması lazım. 2 litre benzinli Bak, versiyonu için. çeki demir de var abi. Bu arabalarda çeki demir olmalı. Standart olmalı hatta. Çünkü böyle bir arabaya sahip sen keyfine düşkünsündür abi. Karavanda Kesin. çekersin, eşya da taşırsın. Motorunu da bağlarsın, her şeyi yaparsın abi. Tekneni çekersin. Çünkü araba ona müsait. Yani ben abi rahat gideyim, yola rahat bakayım. Ailem rahat otursun içinde. Ben rahat bir sürüş yapayımın adı o yani. Aynen. Abi şu konsolun güzelliğine bakar mısın bak. Böyle boğum boğum, kocaman kocaman ve arabanın o büyük heybetine o kadar uyumlu ki böyle. Otomatik kliması var. Başka da bir şey yok dermişim. Yani otomatik kliması var. İki cam elektrik olduğunu görüyorum. Koskocaman hava yastıklı bir direksiyonu var. Ben çok seviyorum abi bu arabayı. Ve tam bir uzun yol otomobili abi. Bir tane bundan Ben için. bunu bunun grisine ve kırmızısına bayılıyorum. Abi bu 45 bin liraymış şu araba mesela. Bugün bana bir tane Opel Omega sordular. 2,5'luk bir sedan sordu bir takipçi. Abi dedim yani uzun yola çıkacaksan eğer düşünmelisin böyle bir arabayı. Şehir içinde biraz sıkıntı olur dedim bu araba. Ki hani aç testini izledik. Test demeyelim de yani izlenimine bak. Bak mesela 2.0 turbo, ha 2.0 LT diyor şuna. Öf. Bu makyajlı versiyon bizim de Ha çekiş evet, olduğumuz bu da motor. güzel, bu da güzel, fena değil. Abi top station gibi station işte abi. Baksana abi. Uzun yola git işte tertemiz. Mesela ben bunun 92'sini de çok seviyorum. Çok güzel abi. Bizim Almanya'dan geliyordu bir komşumuz station'ıyla bunun. Abi yani çocuklar arkada top koştursun. Abi 92'si kalmamış. Geçen gün vardı satıldı. Üf. Evet. Yeşil Öf. mi o? Of. Çok güzel değil mi? Jantlar nasıl baba? BBS mi Yedi. jantlar? Galiba BBS evet abi. Öf. Bir de bak V6. şey Aa. çok motor da yapılmış. Oo. Aa çok güzel. Ama fiyatı da ona göre de. Abi çok Alman Alman durmuyor mu böyle yani? Evet çok çok tam gurbetçi style'a. Of. Şu an bir içimin yağları eridi şu. Bir de Öf. bunun arka camı bağımsız açılsaydı başka ne isterdin? Daha ne değil mi? Daha ne? Öf. Nazar değmesin ya. Çok Evet, güzelmiş evet. arabanın. Kaç para istemişler Birkan? Ya Abi şimdi daha ona bakmadım. Şimdi acı koltuk biraz. ne güzel değil mi abi? Bak koltuk sarıyor seni yani. Abi, spor Nitelikli koltuk. koltuk var abi. Şey de var. Baldır desteği de var. Uzatmalı. Of be. El frenine bakar mısın bana? Neyse bir şey derdim ona da. Tamam ya yani ben söyledim zaten. Japonlara 75 bin gönderme TL. var Tabii Japon Omega'sı. orada. Evet. 75 bin TL abi. Biraz fazla geldi. 2000 mi? Kaç model? 2000 ne 2000 ya 96 model. Abi Oh. çok beğendim. Çok beğendim ama tabii fiyatı da ona göreymiş. Tebrik ediyoruz kendilerine.
Of, çok güzel değil mi de araba maşallah. Yani Opel'e girdiğim zaman Vectra'da da var tabii. Yani Astra da alabilirsin ama yani Opel'e geldiği zaman da 3 kuruş fazla vereyim, Omega'ya bineyim gibi ben düşünürüm şahsen. Evet. Bir diğer araca gitmek istiyorum. Hazır biraz böyle hani daha böyle uygun fiyata tarz bir şey alalım dediğimiz noktada bir Alfa Romeo'ya bakalım istersen. İster. Ben hemen bir soda alacağım. Tabii ben bu arada biraz at koşturayım sen yokken. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Yani abi Alfa Romeo'da satılık station ilanı kalmamış. Ben 156'lara hastayım. Hemen 156 açacağım bir tane. O da zaten bir tane var. Az önceki Corolla'nın olduğu galerinin sattığı bir araba bu. Bu araçlar bildiğim kadarıyla gümrükten alındı bu arabada. Bildiğim kadarıyla. Yanlış biliyor olabilirim tabii ki ama bunu da tam olarak bir station wagon olarak adlandıramıyoruz. Alfa Romeo kendisi sports wagon olarak adlandırılıyor. Doğru da çünkü bu arabanın bagaj hacmi 356 litre falandı galiba. Station'ların yüz karası diyebileceğimiz bir bagaj hacmi var bu arabada ama zaten araba station wagon değil. Sports wagon. Bir de tavanının şurasına kadar böyle açılır bu bagaj kapağı. O yüzden ama çok Yarım şık. açıyor. Abi tavanın böyle büyük bir kısmına yani bagaj alanının neredeyse tamamına kadar açılan bir kapak var bunun tavanında. Ama bence çok yakışıklı bir araba. Bir de aracımız Celestiq yani F1 şanzıman hocam. Üf, Ama koltuklar falan çok iyi. bizde onu biraz kırmışlardır bence. Yormuşlardır. Abi bu araba bildiğim kadarıyla gümrük girişli olması lazım. Çünkü bu spek galiba bize pek yoktu. Bu güzel bir arabaymış. Fakat geldiğimiz noktada 100 bin TL isteniyor abi şu arabaya. Daha düne kadar 20 bin lira olan arabalar 100 bin TL olmuşlar. Şaka gibi değil mi? Yüzüne bakmadın. Evet abi. Bir de yani iyi kötü alfalar biraz para şey yaparlar. 5 tane alfa ilanı olduğu için bir 156'ya baktım ki ben boyutları olarak 156'yı çok beğeniyorum. 159'dan daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Madem öyle bir diğer gümrük girişli olduğunu tahmin ettiğimiz şu arabaya bir gelmek isterim. Aha, evet. Abi 2.4 JTD motoru 190 beygir falan olması lazım. Bu açılış fotoğrafı özellikle var. Bir de yağmurda çok böyle hani yılan duruyor ya araba. Bir daha bir ön taraftaki şeyi görüyor musun? O su efektini. Su efekti de geliyordu. Hani aerodinamik yer yer. Çok Aslında yılan. gayet şeyden ne onun adı? Yağmur suyu borusundan çıkıyor yani. Evet abi. Abi araba çok güzel Uzun değil mi? pozlamayla yapmışlar ondan. Abi Tabii. bu araba biraz şey andırıyor bana. Yani abi Milano'da yaşıyoruz. Bu arada eğer Burak bizi izliyorsa onda da var bundan bir tane. Evet. Milano'da yaşıyorum ama işte kayak yapmaya arada Alplere gidiyoruz. İsviçre'ye çıkıyoruz. Tabii. Çok seviyor rahat etsin diye. Ama ben işte İtalya'da böyle biraz gazlamayı da seviyorum arabası. Yani Tabii. tepeye kayağa bağlayayım ama aynı zamanda yolda da gazlayayım arabası. Bu kasalarda dört çeker opsiyonları da var. Ama bize gelmedi tabii ki. O karbonlu yalnız bak. Yalnız arkadaş her yeri karbon yapmış. Ya Normalde bu pek acaba yapışkan karbondan mı ya? ya pek emin olamadım. Gerçi bu karbon opsiyonu vardı bu arabada hatırlıyorum. Ama bayağı iyi bir uygulaması var. Orijinal olabilir yani. Bir de bu araba muhtemelen gümrük girişli olduğu için zannetmiyorum bu. Dil sürçmesi oldu ya Milano, İsviçre dedim sonra hemen onunla da hayrı yazamamış. Milona İsveç demiş. Evet abi. Milona. Evet ya. Miola. Neyse abi bu da böyle bir Alfa Romeo'nun çok güzel bir arabası. Bu arabalar değer kaybetmiyorlar. Onu da söyleyeyim bu arada. Ama hadi satayım dediğim zaman da pek bir satamıyorsun durumun var. Hı? Ne oldu? Bir şey dedin sandık. Müşterisini bulamıyorsun hemen Evet, isteyince. biraz zor tabii yani. Evet abi, şimdi bir tane kenarda köşede kalmış bir tane araba açmak istiyorum sana izninle. Nerede? 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 Şurada. Daewoo Nubira. Ah. Şimdi 43 bin TL karşılığında 2 litre bak 2 litre diyorum 133 beygirlik Opel'den adapte edilmiş bir Ekotek motora sahip bu araç. Buraya kadar gayet iyi gidiyoruz farkındaysa.
Arabanın tasarımı İtalya'da yapılmış. İtal Design'ın yapmış olduğu bir tasarımı var. O yüzden de çok böyle kötü bir araba olmaması lazım görüntü olarak. Ve devam ediyoruz. Bir de Station. Bu da çok güzel. Modern gözüküyor. Çok iyi. Bu fiyatları falan çok iyi de günün sonunda Daewoo'nun artık hiçbir muhatabı olmadığı için kaza yaparsan ne parçası var ne bir şey var falan filan durumları var. Dolayısıyla başka arabalarla, Tofaş'larla toplarsın. Aynen. Böyle yapıyorlar ya. Geçen hafta baktığımızda da görmüştük ya böyle şeyler. Ön tarafı böyle Şahin'den, Tempra'dan falan toplamış herif böyle. Bu arada bir şey diyeceğim. Bu araba hani Station olarak arkaya doğru yükseliyor falan ya böyle baksana. Arkaya doğru sanki kilo oluyor araba. Değil mi? Götü büyük. Orada cam yetişmemiş. Üstten tamamlayın demişler. Tabii. Bu arkaya sayede... cam yapmışlar böyle. Ya camı galiba kısa yaptık diye. Abi evet ya. Station'da da oran önemli abi. Bu bak az önceki Alfa Romeo gibi sports wagon değil. Bu bayağı bildiğin station wagon yani. Bayağı arkası hayvan gibi yani. Memur station wagonu. Aynen. Baksana. Dümdüz araba işte baktığın zaman. 2+1 evde kayınvalidesinin kayınvalidesiyle beraber kalan memurun arabası o. Kesinlikle öyle. Kayınvaliden de rahat etsin arkada falan filan böyle. Çocuklar. Kayınvalidenin o köyden bitmeyen istekleri var ya işte köyden bilmem neyi de getirelim. Şunu da ya o yüzden alınan station'dır o. Tabii kesinlikle. Ama bir şey diyeceğim. Bu paralara iyi bence ya. 45 bin lira 2 litrelik araba alıyorsun bir de yani. Bak 133 beygir araba alıyorsun. Fena değil yani. Evet. Bence. Hocam, evet. Sen söyle bir şey söyleyecektin. Ben arada kaynadı. Ertuğrul'u mu söyleyeceksin? Ertuğrul yine yan tarafta coşuyor böyle. Yok görmedim. Tamam okey. Araba vardı da ona bakıyorum. Ne vardı? Mercury Sable var bir tane. Bir baksana şuna. Geleceğim ama Daewoo'yu açtıktan hemen sonra Daewoo'nun devamı olan Chevrolet'e de bir bakmak istiyorum. Ha. O da şundan dolayı az önce gördüğün araba daha sonra ne hale geldi onu bir göstermek istiyorum insanlara. 45.000 TL'ye 500.000 kilometrede piyasada 65 bende 45 diyen bu ilana bir bakmak istedim. Bu arabanın tasarımı da Kore'de yapılmış bir araçtır. Bu da baktığın zaman değişeni vardır. Kesin abi baksana aracın. Aha çamur taşı. Yani Andy Warhol boyamış gibi arabayı. Çamurluk şey gibi duruyor sanki biraz. Neon adı. Abi bizde Ford Focus çamurluğu var. Buna taksak olur mu gibi. Evet. Ya şuna da pek inanasım gelmedi yani. Bak hasar kayıtsız. Yavrum benim be. Tabii. Çünkü hiç şey yapmamışlar. Polisi çağırmadan halletmişler bence. Tek taraflı vurmuş öyle. Tabii. Ya böyle bak burada da torpidonun altında bir de şey var ne güzel. Bozuk para. Tabii. Güzel. 1.6 motor. Ondan sonra bildiğimiz anam babam Opel'den aktarılmış. Uzun yıllar şeyde kullanılmış bir şey. Bakalım genellikle Lacetti'miz var zaten bol bol. Lacetti haricinde. Ha Cruze da var ama Cruze'u artık söylememize gerek var mı bilmiyorum. Evet. Videomuzu seyretsinler. Cruze hakkında fikri olanlar bakar. Aynen. Cruze'u da Station'lar arasında seviyoruz. Sen bir Chrysler dedin galiba. Hemen ona bakayım abi. Hayır abi Mercury dedim. Mercury mi dedin? Çok affedersin. Açmışken konuşalım ama bunu. Neyse. Abi geçen gün oğlumla bir yerde gidiyordum böyle. Bir tane bundan gördük tamam mı? Ve böyle oldu. Aa dedi ben çok seviyorum bu arabayı dedi. Abi şuna bakar mısın? Gangster. Çok iyi değil mi abi? Bu arabadan ilk benim bir abim almıştı. Geçtiğimiz aylarda bir trafik kazasında kaybettik. Motosiklet kazasında. Aa. Ümit Toma çok da şeker bir adamdır. Benim çalıştığım kurumla bir ticaret şeyimiz oluyordu. Ondan bir şeyler alıp veriyordum. O bundan almıştı da öve öve bitiremiyordu. Çok güzel araba. Hiç ummuyordum falan diye. Hakikaten çok güzel bir araba. Bence hani Amerika'da bunu şey maksatlı da kullanıyorlar ya çok. Emniyet güçleri falan filan çok kullanıyor C'nin bu versiyonundan. Bence aşırı güçlü ve çok kimlikli ve kişilikli bir araba.
Tabii biraz teknik detay verelim. Bu araba aslında Mercedes E serisiyle aynı altyapıya sahip. Avusturya'da Graz'da üretiliyor. Üretildi yani zamanında. Ve altyapısı ve 3 litrelik motoru Mercedes imzalı. Böyle şeyler olunca tabii hatta 4 mü 5 kademeli otomatik şanzımanı da Mercedes'ten alınma. Böyle olunca Mercedes altyapısına sahip bir Chrysler alıyorsun. Yavru Bentley de denir buna bilirsin. Ve bir de tavanı bak yukarıda şurada bir çizgi görüyorsun ya. Açılıyor o kapak. Evet bak hatta şurada fotoğrafını da koymuş. Aynen. Yani Çok onu çok aldın, güzel. doldura doldura koyarsın böyle, ne koyacaksan. Evet ama fiyatımız 235.000 TL. Gerçi şu var bugün. Pahalıydı bu arabalar yani. Evet her zaman pahalıydı. Stationer de her zaman pahalıydı aslında. 9 yıldır sahibiymiş, iyiymiş. Yenilenmiş motor 40 bin kilometre gitmiş falan filan. 3 litre dizel abi. Şurada şöyle bir acısı olabilir bu arabanın. Abi Vergi. yıl vergisi evet abi. Yıllık vergisi 3.000 TL. Ve kaç yaşında? 2007 dediğine göre 13 yaş, 14 yaşında. evet abi. Bir tane daha var istersen. O, bir de bunun ızgaralarıyla çok oynarlar ya. Evet Böyle abi ben ızgarası koymak. gelir hemen. Evet. Krom yapılır her taraf. Bak evet, burada dediğin gibi Bentley ortamlarda Bentley var dersin, kim anlayacak? Tabii Yalnız bak aynen. şey görüyor musun? Bagajı görüyor musun? Ne kadar diplemesine de derinliği var. Çok güzel evet abi. Bagaj havuz falan da çok iyi arabanın. Gayet buraya şey yani, bir palet koyarsın yani. Evet. Ben bu arabadan kullanmıştım. Station'ın değil ama sedan'dan kullanmıştım. Hatta 5.7 hemisini de kullandım öyle söyleyeyim. 3 litre dizelini de kullandım. Yani biraz böyle sakin nitelikli kullanıma sahip bir araba. Çok iyi yol tutan arabalar değiller. Tam bir Amerikan aslında. Ama yani neden olmasın? Ve istek üzerine. Aa bu Sabre değil. Villager. Ha MPV geldi bir tane. Evet, MPV. Ama Bu bence çok güzel, güzel bir MPV yani. şeyin Ford'un nesiydi ya o? İsmini unuttum o MPV'si. EcoStar diyesim var unuttum. Aa ne acayip araba ya. Ben ilk defa ilanlarda Mercury'nin bu versiyonunu görüyorum ya. Bir de koltukların hepsi yatıyor. Bak, aa bak, full bardaklık koymuş. Demek ki yatabiliyor arkası. Bu orta sıra bu arada yatan bölüm. Orta sıra yatıyor. Arkadakiler orayı masa gibi kullanıyor yani. Evet. Ve bak senin istediğin gibi arka camı da açılıyor. Bence station'da olmazsa olmaz bir şey. O çok kıymetli bir şey. 115.000 TL demiş. Windstar dedi. Hı? Furkan Ford Windstar diye. Doğru. Ford Windstar iyi hatırlattın. Artık ben kafa gitti artık bir saatten sonra yani. Neydi ne? Bir de bugün çok yorgunum abi. Öyle böyle yorgun değilim. Şimdi Gene bir önereyim. Kia'da Ceed'e bakalım ha. Bak çok güzel bir arabadır. Sporty vagon. tabii abi Seat. Bayılırım stationlarına. Çok iyi seçim. Kullandım. 1.6 dizeli, müthiş kuvvetli, müthiş seri bir araba. Yani shooting brake kafasında böyle adeta. Ben çok Performans beğeniyorum bu arabayı. tutuşu çok güzel. Alçak ama böyle mermi gibi gidiyor. Bir de bunun avantajı mesela bunun ikizi Hyundai i30 ya. Evet. i30'a göre arka tarafı daha büyük bunun. Mesela i30 cross wagon olarak geçiyor. Bu bayağı station wagon olarak geçiyor. Çünkü i30'u özellikle bundan daha küçük tuttular arkasını ki birbirlerini yemesinler diye. O sebeple ben bu arabayı yani gerçek bir station alacak olsam i30 yerine bunu almayı tercih ederim. Ki fiyatı da 80.000 TL diyorlar. Ali Samiyen diyorum yani başka bir şey demiyorum ya. Yani şu araba bile 80 bin lira olmuş şaka gibi yani. Ki ben olsam otomatiğini tercih ederim. Dizel otomatiğini almak isterim. Dizel otomatiği müthiş zaten. Güzelmiş şanzıman. Manuel de 6 ileri. Evet abi ben manuelini kullandım bu arabanın daha çok. Otomatiğini de kullandım ama manuelini daha fazla kullandım. Gayet güzel abi. Bir de Bayağı. şey çok güzel. Kia yani getirdiği arabalarda donanım paketleri anlamında da hep dolu dolu getirmiş. Hiç böyle boş yok. Evet. Hep bir şeyleri var. Ne bileyim, düğmeye basıyorsun, ekranlar siyah kararıyor. İşte ne bileyim,
bir sürü özellik ve fonksiyon var. Çok hoş şeyler yani. Bu mutlaka... Abi USB'si var mesela. Standart USB girişi var mesela. O yıldaki bir arabada bile. Bir de bu tip stationlarda fonksiyonellik çok ön planda. Yani kenar cepleri mesela şey çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bagajda çeşitli bölmelerin, kapaklı bölmelerin, işte iki alt tarafının iki kademeli gözlerinin olması falan, bunlar çok iyi şeyler. Çünkü station araba kullanan adam eşya taşır, bir takım şeyleri olur. Ufak tefek şeyleri koyacak, ortadan kaldıracak gözlerin olması bence çok kıymetli. Kesinlikle. Bak bir tane hayır, bu da dizel otomatik, pardon, bakmadan açtım. Bu rengi pek sevmem ama araba fena durmuyordu diye bir açısım geldi. Kokpiti falan da çok derli topludur bu arabanın. Her şey el altındadır. Böyle çok... 2015-2016 kasaları da çok güzel. Ben onları seviyorum. Bu araba dönemi için güzeldi ama bundan sonraki gelen kasa çok güzel değil mi? Müthiş, hatta müthiş. Bak 2017'sini açayım bir tane de gözümüz gönlümüz otomobil görsün. Abi bak şu arabanın logolarını kapat. Bu yeni BMW de ya da bu yeni herhangi bir böyle havalı bir otomobil markası söyle, premium neyse. Avrupa arabası diye götürürsün babanın oğluna. Abi net ya, net. Şuna bakar mısın abi? Ya gerçi bu açısı güzel değilmiş. O tarafı beğenmedim ama. Ama çok araba iyi. Çok yakışıklı bir araba. Yani bak o bagajlar. Tüp mü koymuş o? Ne o? Yo, separatörler var. Su şeyi var bir de. Ayrı şey koymuş. Baksana da ara perde merde koymuş. Bir de çok geniş yani arkası. 560 litre falandı galiba. Yanlış mı hatırlıyorum ama. Bir daha bu açıdan bayağı yılan. Yılan. Müthiş yol tutuyor. Ben bunu kullandım uzun bir süre. Çok iyi yol tutuyor. Yani böyle yanlaması falan da güzel. Yani böyle şey yapıyor yani. Evet. Abi ben bir yere gitmiyorum. Sen rahat olu hissettiriyor sana. Bir şey diyeceğim. Yanlış mı görüyorum? İki hafızalı koltuk var arabada. Evet. Bu bayağı dolu paket ya. Vay be. Bunlarda ısıtmalı direksiyon bile vardı galiba. Yani elektrikli ısıtmalı hafızalı koltuk var. Krom kapı kolları falan. Öf. Daha ne? Bir de bu arabaların planı bile içi çok güzel. Hayri Yıldırım, Lada Vega diyor abi. Yani Vega geleceğiz abi. Sakin. O ateşi bitemedi onun. Bakarız abi Vega'ya. Bak bu şimdi hatırladım. Bak bu arabada direksiyon ısıtması var. Ha pardon, çok affedersin. Direksiyon sertlik ayarını ayarlayabiliyordun. Doğru. Çok çok güzel abi. Bir de şey, fonksiyonel abi. Düğmeler elinin altında, kolay erişilebilir, kamerası var, her şeyi var yani, koymuş. Kaç para? 235 bin lira senin güzel hatırına. Ah abim. Abi 3 yaşında araba ama. Ama bir 3-4 yaşında oldu tabii. Bir de 100 bin kilometrede. Evet. Ama abi bu arabanın dolusunda bu paralara artık şey yapamazsın. Farkındaysan bak kompakt segment stationlarda bu araba vardı bir. Evet. Bir de şu araba vardı diyerek. Elantra. Yok, Elantra'ya değil. Dur. Bunun o dönemki en önemli rakibine gidiyorum şimdi. Bakalım. Renault Megane. Station. Renault Megane tabii ama 1.6 DCI bakacağım abi. Aa, bunları da ayırmışlar Grand Tour olarak. Hayır, 1.6 Grand Tour var mıymış bakalım. Hadi. Olur mu lan böyle? Hayır, yanlış. Bunu istemiyorum. Olur mu hiç? 3 kulak döndü. Aynaya bak. GT ile aynı istiyorum abi. O çok güzel. Abi 1.6 DCI mavi var mı? Abi işte burası. Buradayız. Bu zaten lansman arabasıydı renk. Galiba. Aynen. Lansman rengi. Abi bir Kia Proceed diyorum pardon. Kia Ceed Station'a tercih edebileceğim yani araba bu galiba benim. Çünkü şey, ne derler, doluluk şey olarak birbirini çok yakalayan iki araba. Tasarım abi, da zaten çok benziyor. Abi boyutları birbirine çok yakın. İç hacimleri birbirine çok yakın. Donanımları birbirine çok yakın. Şeyleri... Bunu bir özel paketle sattılar sanki, değil mi? Bu GT Line olarak olan versiyon. Özellikle bunu açtım. Fakat bu 1.6 dizel motor köpek gibi gidiyor, öyle söyleyeyim yani. Öyle böyle gitmiyor. Baksana abi, komple cam. Ve bir de koltukları çok güzeldir.
hoşmuş, hem kumaş deri hem de baldır destekli. Harika. Baksana şey bile varmış. Şerit takip mi o? Evet. Bak, 154 bin lira. Aralarında 5 yaş var. Ve 80 bin lira fark var. Ben Renault'a yürürüm yani böyle bir durumda. Ama az önceki otomatik tipi de bu manuel 130 beygir. Güzel. Yani o var, bu var derken bunlara bir diğer şimdi bu arabaların sıfır artık pek kalmadığı için bu arabaların sıfıra yakın versiyonunu açıyorum şimdi izninle. Kondisyonu iyi olan. Şimdi bu arabalar yerine artık şu anda piyasada sıfır alabileceğin station araba da budur abi şu an bence. Ne o? Seversin. İnşallah yakında bineceğiz. Abi bence Egea Station yakışıklı oldu ya. Evet, bence fiyatın son dönemde becerebildiği yegane güzel araba. Bu arada ben de helva yiyorum ha. Afiyet olsun. Bu arada bir şey diyeceğim. Bu Egea'yı, bu böyle değil de atıyorum şurada bir sport paket falan bir şey var mıdır acaba? Böyle sonlara doğru gideyim de. Bunun çok güzel yeni spor paketleri geldi böyle. Ha, S-Line. Dur. S-Design. Ha, bunun gibi mesela. Ben geçen fiyat bayinde gördüm. Mirror paket. Ne o? Mirror'da ne yapıyor? Mirror'da ne yapıyordu hatırlamıyorum ya. B direğine eşek kadar şey koymuşlar. Mirror diye yazmışlar. Mirror'ı bir de tersli yazmış. Ters yüz yapmış böyle. Aha. Dedim ki çok çirkin olmuş yani. Mirror'ı hatırlamıyorum abi sebebi neydi ama bu araba olur diyeceğim. Mesela bu araba kaç paraymış? 250 bin TL. En dolu paket. En dolu paket, evet abi. Ya işte fiyatta her şey dolu olsa da günün sonunda bazı şeyler böyle insanı şaşırtıyor yani. Aynen. Şunu söylemek istiyorum. Mesela 250 bin TL dedik ya, mesela 250 bin TL'yi böyle sıfır arabaya biniyorsun, okeyiz değil mi? Ama mesela onun yerine paramızı şuraya gömsek ve sadece bakım ve servis şey benzin parasına şöyle paramız kalsa. Mesela en pahalısına da bakıyorum abi. Abi Fiat Marea 2.0 evet. HLX. Kaç para bu? Abi bu arabacığımızın fiyatı 63 bin TL. Mermi gibi araba. Bir de mesela Marea'nın bu Marea böyle ilk çıktığı zaman babamın arkadaşı almıştı. Şey derdi böyle, aa kaputun ucunu görmüyorsun arabada falan. Evet. O dönem öyleydi. Beraber biz Türkiye'de kaputu görmeden yani sürücü kaputu görmeden arabayı sürüyordu. Çok tuhaf bir his tabii. Aa ucunu görmüyorsun arabanın, nerede acaba falan. Nerede olacak lan orada yer yani. Bir de ama bu işte, arabanın önü uzundur. Yani onun bir öncesinde de gene o babamın arkadaşı Tempra almıştı çok uzun bir dönem. O evet. Tempra işte power'da gidiyor, ekonomide gidiyor falan, böyle bir elektronikler bir şeyler. Tekirdağ'da böyle şey olmuştuk. Aşırı teknoloji bizi çok fütüristik düşündürmüştü ufak dünyamızda. Abi bak 50 bin liraya şu arabayı alıyor biliyorsun ki bu araba çok uzun zamandır ilanda benim bildiğim kadarıyla. 8 Ocak diyor ama ben 8 Ocak'tan daha önce baktım bu arabaya, biliyorum. 2 litre 147 beygirlik olan versiyon bu. Bunlarda VIS yok. VIS'sız bunlar. Evet. 155 yazıyor yanında ama VIS bunda bildiğim kadarıyla yok. 155 yazması şaşırttı beni. Acaba 5 silindirli olan versiyon mu? Tabii ki 5 silindirli. Bunların hepsi 5 silindirli de, pardon yanlış söyledim ama. Yani bilmiyorum, hala beni çok yükseldiğim arabalardan bir tanesi ama şeyine dayanamam yani. Benzinine dayanamam. Değil miydi? Tempra Station'da da bunda da şey vardı. Arka tampon tabii açılıyor. Tabii. Aynen öyle. Çünkü şimdi sırf bunun olsun diye. Onu göstermek amacıyla bir tane 2.0 açmak istiyorum abi. 2.0'ın en pahalısına gidelim bakalım. Gittik mi? 2.0'dayız doğru. Hadi 2.0'ın en pahalısına gidelim abi. Bu ne ya? Tempra. En pahalısı bu mu çıktı yani? Hemen geri dönüyorum. En pahalısı buysa kaçıyorum geri. Allah Allah. Niye böyle en pahalı Tempra'lar niye böyle
içime sinen arabalar çıkmıyor. Ben şu an şey bekliyordum çünkü deri koltuklu 147 beygirlik versiyonlar çıkacak diye bekliyordum ama 115 beygirlik versiyonlar çıkıyor niyeyse. Hayır abi bu da değil ya. Üzüldüm. Yılına göre ayarlayayım bari. Tempra'ya biner misin hala? Ben mi? Aha. Station olursa binerim. Böyle derli toplu çok ya derli toplusunu bulmak çok zor artık ya. Evet doğru. Yani, bilmiyorum abi çok sürüncemedeyim. Yani şey olursa böyle. Yani baksana abi direksiyonu bile değiştirmiş yani. Evet ya çok üzücü hareketler bence bunlar yani. Samimi olmak gerekirse 1.3 Toyota'yı Tempra'ya tercih ederim. Evet. Ya yani Tempra biraz daha fantastik yani, gibi bu arada. Yani belki Toyota'yı bir tık yükseltirim böyle daha etli kemikli dursun diye. Ha tabii senin olayın yükseltme olduğu için. Yani bir kişilik katıyorsun arabaya biraz. Yere mesela az erki yere basık Tempra şey Toyota kötüydü yani. Aynen. Peki madem öyle gelelim bir tane Vega'ya bakalım. Şimdi ben bayağı bir yani Vega kullandım mı? Kullanmadım galiba ama abi 23 bin TL'ye şöyle bir Lada sizin olabilir Station. Abi bu araba şey çok tuttu. Yani orta direkt memurun işinin başlangıç arabasıydı. Yani şöyle düşün. Bir işçi tek başına çalışarak devlet memuru yani devlette çalışan bir işçi tek maaşıyla bu arabayı taksitle alabiliyordu. Evet. Bu araba tasarımı da böyle. Hı. Bir apartman kapıcısı taksitle bu arabayı sıfırına alabiliyordu. Kesinlikle. Bak, çok kıymetli şeyler. Yani paranın o kadar güzel alım gücü varmış ki adam kapıcılık yapıyor bir apartman görevlisi ama maaşıyla pekala bunu şey yapabiliyordu, alabiliyordu. Tabii işte ev kirası vesaire şey vermiyor onu bakarsan ama ayrı. Bir ailenin orta direkt bir ailenin işini görebilen arabalardan biriydi. Yani 4-5 senelik bir memurun rahatça alabildiği sıfır arabalardan biriydi döneminde. Aynen öyle ya. Yani ben nedense keşke Lada Samara'nın Station olsaydı da bu evet. Bana çok şey gelmiyor. Bu araba nedense bana hani çok hiçbir zaman çekici gelmedi. Samara bile çok daha iyi gözüken bir arabayken bu nedense bana benim gözüme hiçbir zaman ki bu sedanı hiçbir zaman bu araba ya böyle bir sempati duyamadım diyeyse. Samara'nın bu tombul kuzeni bu o şeyden uzaktan gelen evet. Akraba vardır ya sevilmeyen kuzen şişkodur onu oyuna almaz. Gözlüklüyse de gerilim filmlerinde ilk ölen eleman değil mi o bir de? Evet o benim. Üstelik şişkoyum ben. Abi aman dikkat et ama bak biz seninle oynamak isteriz. Abi bizim işte biraz değişiyor tabii yani orada gözlüklü ve şişkoysan kuralı çok geçmiyor bizim dükkanda. Evet abi. Şimdi abi tabii bu sefaletten sonra ki yani hani Lada kullananlar ya da sevenler alınmasınlar ama bu işin biraz daha beni ters köşe yapmak istiyorum ve bir böyle Station konusundaki yegane markaya gitmek istiyorum izinle. Yani Station araba dendiğinde akla ilk gelen, hayalleri evet. İlk süsleyen. Evet. 50 bin TL karşılığında bir Volvo V40 alabiliyoruz ama... Şimdi Volvo'nun fiyatları da şöyle değişiyor. Ben çok bir dönem otopazarı geziyordum. Kartal fiyatına alabiliyordun. Ki hala kartal fiyatına da aslında alabiliyorsun baktığın zaman. Nedense bu Volvo'lar bu kadar ucuz olmasının sebebi bir V40'lar özellikle. Evet. Tam anlamıyla bir station değiller. Kabul edelim. Bir de niyeyse birkaç el değiştirdikten sonra bu arabalar bakımları hiç yapılmıyor. Parçaları pahalı bulunuyor. Elden ayaktan çok düşüyor. Ondan sonra da şu andaki bu şekil bir de gördüğümüz gibi hani iflas bir hale geliyor. Yani aslında her araba için o. Bu geçerli. Her araba doğru bakım periyoduna uygun olarak bakımı yapılsa inan çok uzun vadeli oluyor. İnsanlar yağ değiştirmekten imtina ediyor. Mesela ben kendi babamdan örnek vereyim. Ya senede yani bizim arabayı biliyorsun. Renault'u biliyor. Videosu var kanalımızda.
Evet, neredeyse yol yapmıyor. Gittiği yer belli. Senede birkaç kere İstanbul gider gelir, Tekirdağ gider, Trakya'da gezer araba. Belki 2 senede bir de aşağıya bir yere gider gelir. Odur yani onun yaptığı yol. Babam da çok kullanmıyor diye. Ya diyor, yağını değiştirsek olur diyor. Ya ben diyorum ki değiştiriyorken 30-40 liraya şu hava filtresini de değiştir. Atıyorum polen filtresini de değiştir. Şu gazına bir baktır. Yani böyle dürte dürte bunu yapıyoruz. O araba bu şekilde bir takım diri kalıyor. Ama bunu da yapmayan insanlar var. Yağını zamanında değiştirmeyen. Yağ çok önemli bir şey arabada. En Yani önemli şey, en önemli şey abi. fren hidroliğini hiç değiştirmemiş insan var yani. Babam ısrarlarım sonucu fren hidroliğini değiştirdi. Ya dedi, ne gerek var? Dedim ki değiştir. Balataları değiştirdiğinde onu da değiştir. Değiştirdi ve frenlemesi değişti arabanın. Tabii. Az önceki Basit arabanın bir şey ama dinliyorum. sendeyiz. Basit bir şey ama çok hayati olarak değiştiriyor. Bence bu arabalarda da büyük sorun şey değil. Bakımların pahalı olması değil. Yapılmadığı için bakım bir Aynen. sonraki şeyin daha pahalı hale getiriyor. Aynen. Şu fotoğraftan sonra da bu arabayı almamamız gerektiğini anlıyoruz. Demek Evet. istedim ben. Alta taş mı koymuş? Abi öyle bir şey, o süspansiyon şeyini göstermeye çalışmış arkadaş ama neden Artikülasyon. böyle bir şey? Artikül, ha o kelimeyi düşünüyorum deminden beri. Abi bu arada burada bir tane 1.9T olduğunu görüyoruz ki bir an kabarıyoruz. Çünkü 1.9T'ler 200 beygir. Yeri, bak bunun jantları orijinal ve çok güzel. Evet, arabanın kupası mupası falan iyi duruyor ya. Aa otomatik hem de. Aa 1.9T'de. Aa vardı doğru. Aa kaç para abi? Dur hemen yükseldim. Anında yükseldim şu anda. Abi bak. Aa, bak bu araba olur ha. Yani Evet. olur dedim. Yani kağıt üstünde olur dedim şu anda. Çünkü cayır cayır 200 beygirlik turbo motor. Tabii ki tüplü. Bir kancım aslan besleyen biliyorsun. Yemini düşünmüyor tabii ki. Şu da Bir de var. ne vardı muzla ilgili? Her muzu soyan neydi abi? Bir daha bir söylersen çok mutlu olacağız. Yiyemeyeceğin. Muzu soyma tabii ki. Yalnız bir şey diyeceğim. Araba otomatik falan hem kaset çalar hem de CD çaları var. En sevdiğim combo bak o Avensis'te vardı o 2003-2004 Avensis'lerde vardı o hepsi var. CD çalar kaset. Ay, Çok güzel bir şey abi. bunun En güzel detaylı bunun bir dakika arkada bir de çocuk koltuğu da mı var? Vallahi var. şey. Yükseliyor mu? Vallahi Pıt yükseliyor. Bak. Bak yükseliyor. Görüyor musun? Ortaları delik. evet. Deri Oha. ayık. Bir dakika ya. İstanbul'da mı? İstanbul'da. Bir dakika. Aksaray. Aksaray dedi. Aksaray merkez demiş ya. O bir dakika İstanbul'da abi. ne çıkardın? İstanbul'da yazıyor abi. İstanbul'da. İstanbul'da. Bak İstanbul'da. Tanır mısın İstanbul'dayı? İstanbul'da. Budizmin İstanbul şubesi. O İstanbul'da şey o kırp Bak edicisi. yazıyormuş burada bak. Bir şey diyeceğim. Bu Araba İstanbul'dadır. evet Ama bir abi şey bu arada alacak kişi sadece yakıtını alıp binecek ha. yakıt almadan binilemiyor genellikle. Şimdi fena gelmedi bu araba bana ya. Epey geliymiş bir daha. Evet. Ay ama yani benim tabii eski yayın yönetmenim daha önce de bir yayın yapmıştık hatırlarsın. Ersan Çetin'in bir Volvo 850 T5 pardon onun S70 miydi 850 miydi T5'i? 225 beygirlik bir tane T5'i vardı. Abi güzel masraf yapıyordu ama araba güzel gidiyor. Bu güzel arabaymış ya. Evet, Bir hoş. dakika. Madem öyle ben bunu favorilerime ekleyeyim. Haydi. Hazır gelmişken. Yukarıda da çan yanıyor. Acaba favoride düşme mi var? Bakalım mı bir favorilerime? Bir gidip Bir gelelim mi favorilerime? 2 saniye. Hadi bakalım favorilerim arasında ne varmış? Bir tane yeni bir polo ekledim. Sürekli fiyat düşüyor. O mu acaba? Aha. Bu geçenlerde baktığımız araba. 100 küsür bin liraydı ama bazı şeyleri yapıldı. Şu anda bu paraya geldi bu araba. 688 bin kilometrede Audi A6 sedan 3.0 TDI Quattro. Ay. Nefesim kesildi yani söylerken. Vay, çantası da oradan çıkıyor ya, ben bilmiyordum onu. Tabii. Abi fiyat düş. Bak bu araba da sürekli şey yapıyor. 50 lira 50 lira düşürüyor biliyor musun şeyi fiyatını?
Sürekli bildirim geliyor yüzden yani. Polo Coupe. Aynen öyle. Şimdi Polo Coupe de yok Türkiye'de biliyorsun. Yani. Türkiye'de sen de ama Türkiye'de tek arabalarını seviyorsun fark ettim ben. Ama ben favorilerim arasında yeni bir sekme açtım şu anda. YouTube'a çekmek istediğim arabaları ayrı bir favorilerime eklemeye başladım. O yüzden öyle bir durum oldu. Yani onlar alacağım arabalar değil. Değil ama öyle. Çekmek istediğim arabalar. Abi bak bu Station dediğim budur. En güzel Volvo. Evet abi. Böyle ferah, taze ama bunun koltuklar bir elden geçmiş galiba. Tüplü. Şuradaki ay burada led falan ay bu. Hemen kapa, hemen kapa. Vallahi içim çekildi ya şu an. Abi şöyle bir şey yapacağım. 850'miz var isterseniz. 960 mı? Ah bir bak bakayım ona. Ama Station değil. Ört. Örttük kapattık. Abi bir dakika yandan güzel şey bakalım abi. Direkt bakalım. Tabii abi şuraya gelelim ya biz. Hoppa. Cross Country olsun canımız olsun. Aa bunu bakmıştık daha önce. Evet evet buna baktık değil mi? Doğru. Hollanda'dan amcamın getirdiği. Ha evet evet. Acun abi ben Hollanda'dan geliyorum. Hollanda'dan size dizel otomatik bir Volvo yapacağım. Gır 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 diye. Cross Country evet. Severiz değil mi hocam? Evet, çok güzel değil mi abi? Bence bu arabayı abi. Çok özel özene yapmışlar ya. Çok çok. Yani çok, bir şey söyleyeyim mi? Mesela, İsveç'te abi şöyle bir şey var. Arabanın ön tarafına istediğin kadar sis farı takabiliyormuşsun. Aa ha doğru doğru tabii. Orada ormanın öyle bir içinde... yani o eşek gibi ormanlık vesaire şey diye eşek gibi şey takabiliyor. Aa teyp var orada. Evet abi bu arabada enteresan aksesuarlar var. Gerçi bazıları saçma sapan da. Bak öyle led yapmış bu şey tamponun ucuna. Ucuna. Arkada çocuk koltuklarımız var açılabilen türden. Şurada görebiliyorum. Evet. Geçtik. Tabii ki deri koltukları yıllar içerisinde çatlamış. Okey. Sıkıntı yok. Acaba bunları şey yapsan olur mu? Ne bileyim vazelinle sen falan çatlar mı? Çatlamaz mı? Yapıyorlar. Bir şey şekil şükül yapıyorlar. Arkadaki çocuk koltukları nasıl? Ters bakan. Çok tatlıymış evet. Çok güzel. Bak kafalıkları da yükselebilir. Telefon var. Evet abi. O çok enteresan. Sim kartı nerede? Bu orijinalde mi var? Yok. Alpine sonradan takmışlar. Sonradan onun da arka tarafta bu arada. Hmm. Onun da DVD'si şeyde. Arka kol dayamanın içine yerleştirmişler. Aslında orada yokken yapmışlar yani. Yok ama bence güzel yapmış. İyi gizlemiş evet. Kaç para? 120 bin TL. Yani insan bir şey oluyor tabii yani. Ya insan yani böyle bir siktir falan oluyorsun ama yani bilemiyorum ya Altan. Dolayısıyla Volvo her zaman Station'da 10 numara 5 yıldızdır yani. O yüzden daha üstüne bir konuşmaya gerek yok herhalde değil mi Volvo konusunda? Bence de yok. Yani bu işi çok kotarmış. Bizde bir dönem şeydi ya hani bu Volvo'ları görürdük. Kartal da bizim Volvo'ya benziyor. Aynı onun gibi derdik ama Kartal 4 çekemedi bir türlü. Olmadı o iş. Olamadı hiç. Kartal 4 çeker olmak isterse eğer Forester oluyor işte. Ben evet. Subaru Forester'ı bir Kartal olarak yaşasaydı Kartal bugün Forester olurdu. Abi ilk ehliyetimi aldığım zaman kullandığım arabanın bir benzerini açtım. Hala iyi durmuyor mu? Evet. Ya gerçi bu örneği değil belki ama. 2008'de Bilecik'te 11 bin liraya bulmuştum böyle dolu bir SV Escort'u. Ki şu an 1.8 bir SV'ye bakıyoruz. 115, 105. Ona arabanın içi bir anda transit oldu. Evet. O fil dişi stickerlar çok kötü ya. Kalitesiz fil dişi. Yani bak onun iyi kalitelisi çok güzel duruyor böyle parlaklı, janjanlı. Bir de kullandıkça aynen. Daha da parlıyor ama bu hakikaten kötü jelatin kullanmış. Arabanın dışı escort, içi transitti yani saçma bir şekilde ya. O Ford sevgisinden geliyor bence. Bak sunroofluymuş bu. Hmm, çok tetiş. Oo koltuklar deri yalnız. Şeyi çok seviyorum Ford Escort'ta.
Ön koltukların arka sırtlıklarının plastik olması. Evet, evet. Ama bunda öyle değil. Ayağın çarptı, bilmem ne oldu. Sert abi o, hiç kırılmıyor, etmiyor. Onu bazı versiyonlarında öyle yaptılar. Bunlar da öyle değil galiba. Çünkü ben de bu jantları da ne severdim ben ya. Evet, çok hoş jantlar. Bu tasarım da en güzel. Aracımız etek altı boyalıdır. Etek altı boyalı olsaymış keşke. Etek altı kalmamış ki arabanın boyalı olsun. Kaç para diyoruz peki? Kaç paralardan bahsediyoruz? Abi 30 bin liralar ya. Şu arabalara bile 30 bin lira vermek bana çok yazık geliyor yani. Ya şimdi Ford dediğin zaman da bir Scorpio varsa bir alırız bir dal değil mi? Evet, oo. Abi, yani zaten o çok güzel. Bak bardaklıklarını bunun eline görsün. Aklı çıkar. Vay 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 vay. Çirkin Scorpio'ya bak. Ama çok güzel abi. 3 oda bir salon. Üf. İşte Omega'nın direkt rakibi bu aslında. Evet. Ki bu arabanın arkası eski Station'la aynı. Eski Scorpio'yla aynı. Yani şu Bestun'dan itibaren arabanın arkası hep aynı araba aslında. Hiç değişmedi. Ve şey yani çok dolu dolu geniş bir araba. Otomatik bir şey mi de arabamız? Hmm. 3.2 mi 3.4 mi öyle bir motoru vardı galiba. 2.9 Cosworth mu yoksa bu? Vallahi 2.9 Gia diyor. Evet. Çok iyi motordur. Hayır pardon. Araç 2.3 diyor. Ama araba güzel. Kaç para? 57 bin lira. Düşünür müyüz? Yani vallahi benim gönlümden kapris klasik geçiyor ya. Var mıdır? Abi yok galiba. Geçenlerde ben bir baktım da yoktu yani kapris klasik. Yani aslında şeyden bahsediyoruz. Yani vardı değil mi öyle? Yok değil mi? Yok. O ama galiba klasik araba bölümünde. Ya da bıyık da olabilir mi? Yok. 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 Yok abi. Şeye baksana. Bu... Klasik arabalara baksana. Belki orada vardır. Geleceğim. Hemen bak. Geliyorum abi. Fakat sen, bu... sen orada bak ben buradan bakayım. Tamam. Bu aralar çok yükseldiğim arabalardan bir tanesi şu benim. Şu an açtığım araba. Abi aa 40, evet. 45 bin TL'ye Nissan Primera dizel galiba. Çok güzel. Ha, 1.6 benzinliymiş pardon. Ya gerçi bu biraz hor kullanılmış bir araba gibi duruyor ama neden olmasın diyorum. Ahşap kaplamaları orijinal duruyor. Direksiyon hariç. Gayet sade bildiğin Japon otomobil işte. Akmaz kokmaz bir araba yani. Gerçi çok ben bunları... Bir de bu ilk çıktığı zaman şeydi yani. Ben burada hocam, makyaj... bir araba buldum. Yolluyorum şimdi sana. Hemen geliyorum. Aa, şöyle bir saçmalık da var burada. Saçmalık dediğime bakmayın yani şey. Aa evet. Şaşkınlık diyelim. Karınca yiyen gibi değil mi bu biraz? Evet ya. Ya bu arabanın en büyük sıkıntısı neydi biliyor musun? Tasarım anlamında çok böyle hani gelecekçi bir tasarımdı ve kokpiti çok iyidir bence. Zamanın çok şey iyi niyetli kokpitlerinden bir tanesi diyeyim. Fakat bu arabanın en büyük problemi çamurluklarının içini doldurabilecek kadar büyük jantlara hiçbir zaman sahip olamadı yani. Ya baksana abi şu olmadı yani. Ama karınca yiyen dediğin gibi baksana böyle falan gibi bir araba böyle. Yani. Ya buna biraz daha iri lastik şey yapar. Güzel durur. Attın mı hocam bana? Attım. Yandan bir WhatsApp açayım o zaman dur. WhatsApp'tan değil şeyden attım. Nereden attın? Bu yayının şeyinden attım. Aa çok affedersiniz. Affedersiniz. Evet abi tıklayınca açılıyor. Vallahi açılıyor. Oo hocam geliyorum şimdi bir saniye. Oh yeah. Evet bebeğim şimdi konuşmaya başladık. 400 bin TL'ye Türkiye'de tek. Yine buldum bir tane Türkiye'de tek hocam. Evet. Bakalım büyük büyük görelim malı. Büyük malı büyük göreceksin hocam. Bunlar çok spekülatif açıklamalar. Çok güzel araba değil mi ya? Bence bir gerçek. Bir açılsa göreceğiz de. Kastırdı. Canı yetmedi. Canı yetmedi vallahi. Abi 400 bin lira çok ebatlı geldi bana ya. Rengi falan çok güzel. Kapris klasik var ama station yok. Üf. Hakikaten üf yani. Bu arabayla yolda düşünemiyorum. Ya kesinlikle hızlı gitmiyordur.
Bence Abi, gidiyordur. Niye gitmesin abi? gidiyordur da şey oluyorsundur Zaten amacı o değil mi? böyle. Yani sana Evet. rahat ve hızlı bir yol, yani sana hiçbir zaman gittiği hızı hissettirmeyen bir araba. Bir de Ama şöyle. mille gidiyorsun tabii. Neyle? Mille gidiyorsun. Yani aslında 70 dediğin şey 70 mil çarpı bir Tabii, buçuk. tabii. 5.7 benzinli V8 motor. Vay be. Vay be. Hadi klasik otomobillerden station'lara bakalım biraz o. Hadi bakalım, ayıktır. Evet abi, şimdi bakalım hangi saçma ilanlara denk geleceğiz, yanlış ilanlara denk geleceğiz. Evet abi, elimizde ne var? Oo, burada çok güzel. 70.000 TL'ye. Bu ne ya? Oyuncak araba mı? Volkswagen. Oo, Volkswagen. İlk Volkswagen'lerden. O paraya Passat alırım. O paraya Variant alırım. Al, varyantın dedesi. İşte ilk varyant abi, işte bu. Bak, havalandırmalar yanında. Tabii. Arkadan motor, arkada itiş, daha ne istiyorsun? Yalnız koltuklar da güzel kırmızıymış ha. O Güzelmiş, evet. havadan basmalı, baksana. Şey bile, Tabii bu tabii tepeden. manita ile giderken manita her an bacağı senin bacağın üstüne atabilir bu arabada. Tabii. Çünkü çok müsait ona, veya yandan ayakla tahrik edebilir. Tam tersi de gaz pedalı da aşağıdan yukarıdır. Şeyler yukarıdan aşağı. Ha evet. Çünkü gazı sürekli eze eze basıyorsun ya, ondan dolayı böyledir. Ama frenlere ha diye basmak durumunda olduğun için böyle bir durum Tam var. bir döşek yalnız. Arkası tam bir döşek yani. Evet abi, baksana bu koltuklar da yatıyor biliyorsun. Tek Evet. parça ve çok da güzel uyursun. Vay, güzelmiş, beğendim. Ama Başka ne 70 bin var? TL. Geliyorum abi. Ne vereyim abi? Özel bir markanız var mı istediğiniz? Abi of. 145 euro, konuşamadım. 145.000 TL'ye. Hulusi Biraz fazla. Kentmen arabası. Hulusi Kentmen, evet, aynen öyle abi. Çok güzel. Bence çok kişilikli bir araba ya. Evet, bayağı cenaze arabası. Ya da şey, böyle her an eski bir, ne bileyim, müsteşar çıkacakmış bir yerinden falan gibi böyle, baksana. Müsteşar Kemal. Evet. Koltuklar eskiden, koltuklar falan ne kadar daha konforlu ve genişmiş. Şimdi aşırı tasarıma döndürdüler ama o kadar güzel olmuyor artık koltuklar. Bir de koltuklar artık insanları tutsun diye var. Bunlar sadece Evet. oturuyordun üstüne. Oturuyordun. O yüzden böyle güzeldi. Ne oluyor abi? Ne Geç yaptın? geç. Saçmalılar yani, Dört dört. ortamlar. Bir geri gel. Şurada Mercedes görmüştüm. Dur, hadi Mercedes. Dai, tamam. Bunu tıkladım. Bak işte araba gibi araba abi. Öf. Kaç metre bu? 7 metre falan galiba. Tabii 6,5-7 metre vardır. Aynen. Bir Ama viraja dakika. gelmeden önce döndürüyorsun ki anca dönüyor. Tabii bu, yani navigasyonunu kendinden navigasyon olması lazım. Böyle bekleyeceksin. O Bak, arkada. arka kapı yan açılı. Evet. Ve cam da O içine güzel açılıyor. değil mi ya? Ben çok seviyorum yana açılan kapıyı ya. Fotoğrafı var mı acaba? Yok. Bir de bak, o dönem ne güzel bordolar çok hakimmiş arabalarda. Tabii. Ahşap uyumlu olsun diye. Bak. Bu motorların Caution Fan yazar ya şu şeyinde. Dikkat. Caution falan. Evet abi. Neymiş Bunlarla şeymiş? sert viraja girersen şey yapar. Jant kapağı hemen Ha, atılır. ha. Aynen öyle. Yuvarlanır öyle. Ve abi En güzel geliyorum. Mercedes hocam. Şimdi bak, az önceki araba da 175.000 TL idi. Bu da 175.000 TL. Şimdi hani o mu bu mu? Valla ben ötekine yürürüm abi. Yani Osmobil Delta'yı mı söylüyorsun? Ford. Olsun. İkisi de olur yani. Şey de olur. Oldsmobile de olur. Bu da olur ya. Şey de olur yani. Yani Hı. burada biraz Mercedes'i geride bırakır yani. Kaç bu? 83 mü? Abi 240D olarak söyleyeyim sana. Hayır. Kaç? 83 model mi? Öyle bir şey olması lazım. 79'muş. 79. Bak, Almanlar o dönem mavi deri yapmışlar abi. Demek ki o dönem Amerikalılar bordo ile giderken Almanlar daha mavi renklere dönükmüş.
Evet abi. Ama onlarda da opsiyon vardı. Mavi vardı, yeşil, kahverengi, siyah vardı yani bunlar. Renk kullanımı daha fazlaydı abi eskiden. Ve bir de bu arabanın kokpitini ben hep şeyi olarak tanımlarım. Modern otomobil kokpitlerinin atası budur aslında. Ana yerleşim anlamında. Şimdi Turgay Kurtbeyoğlu demiş ki programı erkek kahvesine çevirmeyin. 5 yaşındaki kızım, eşim ve kayınannem izliyor. Ayıp demiş. Bize mi yoksa yanda yazanlara mı, onu bilemedim. Biz sakıncalı bir şey söyledik mi? Hani küçük izleyicimize var falan diye söyledik, anons ettik yani ama. Söyledik ama bilmiyorum. Ben şu an kendimden çok şey yapamadım. Ben Emin de olamadım. bir an şüphelendim, sanki böyle tek başıma evimde sadece seninle konuşuyormuşum gibi hissettim bir an kendimi. Acaba aradan böyle şey mi kaçtı acaba? Seymen benim yarama bastı. Audi 80 Station Wagon. Bak. Aman Tanrım. Dur bakayım. 100 var mı 100? Klasiklerden mi bakayım? Dur bakayım. Ha, o da Audi'de var. yok. Burada Yok. yok. Ne var abi başka? Volkswagen Playmut. Lada mı koymuş? Anadolu'muz var abi. Aa evet. Güzel araba. 100 bin lira diyor. İlk sahibinden ha. İnternetin bir öksürmeye başladı niyeyse bilmiyorum. Bu da güzel araba bence. Çok samimi Abi station. 4 İlk liraya 5 liraya alıyorduk ya. baksana abi şey gibi, Defender gibi ön, yani şey, yolcuyla sürücü koltuğu arasında şey var, mesafe var böyle. Yani Tabii. yana tepsi koyarsın. Ve Türkçe yazıyor kontroller. Nefis. Açık, Kapalı. açık kapalı çok net yani. Net yani, hiç şey yok böyle. Şu 25 binliğe bakalım. Kümesten çıkma. Aa Diyeceğim ama 17. bir şey diyeceğim. 25 bin lira diyor abi şu arabaya. İyiymiş. Tüplü. İyi. İyi. Kaç model? İşte kaç? 77. Hayırlısı olsun. Yani 25'e bu var. Bir de orada 100 bin var. Şimdi hangisini alacaksın? Git 25'te al tabii ki yani. Lada'da ne varmış? Bu tane şey vardır. Samara mı? Özel. Hı? Hı? Ha, eskilerden. Ha, tamam, okey. Tabii O da olur. konuştuk aslında. Aynen. Ne güzel arabalar bunlar ya. Fiat 124 aslında, biliyorsun yani. Evet. Ben çok beğeniyorum bu arabayı. Ve bence bu araba çok da keyifli kullanması yani. Çünkü boyutlar ufak olunca böyle daha insan bir şey hissediyor. Bu araba şey olur diyorsun yani böyle hani. Bunun daha yenisi Kia Pride işte yani. Aynen öyle. Kia Pride. İsmiyle ezikliğini yok etmeye çalışan arabalar serisi yapmak istiyoruz diyorsun. Smart mesela. Bak hoparlör nasıl, çok güzel değil mi hoparlörleri? Öyle ama bir de dikkatimi çeken şey bardaklıydı abi. Bu Opel Rekord'un bu halinden bizim çocukken biz izcilik yapıyorduk işte Tekirdağ'da. Aha. Çok aşırı ucuza bulmuşlardı bir tane. Full yeşile boyamışlardı. Önüne Oh. de İzcilik Federasyonu'nun logosunu koyup izci arabası yapmışlardı. Biz bununla kampa gidiyorduk böyle Ghostbusters gibi. Çok güzel ya. Tepesinde port bagajı falan çok güzeldi böyle ya. O çok Bizim de amcamlar Almanya'dan gelirdi ama bir önceki sarı gördüğümüz şey ile gelirlerdi. Abi o dönem Oflu Hoca diye bir hikayeler vardı ya böyle anlatan Oflu. Ay, Bak onlar anladım. yeni çıkmış bu dediğim 97'ler 98'ler falan. Oflu Hoca dinleniyordu böyle. Kampa gidilir. Bunun da güzel hoparlörleri vardı. Şimdi sevgili Evet muhterem cemaat, görüyorsunuz ki böyle oldu, şöyle oldu diye. Abi abi. ne hikayeler ya. Oflu Hoca kaseti, çünkü kaset buluyorsun onu. Bir yerde bulacağın bir şey değil. Birisi getirir dinlerdik yani. Doğru. Aa bu ne? Playmut. Bu ya, bu Oğlum. arabanın fiyatı artmış ya. Ben daha ucuzdu bu arabanın fiyatı. Bu bir elden geçmiş ama. Önceki yani ilanı da böyleydi bu arabanın. Hatırlıyorum, ben baktım bu arabaya da. Ama yani bu da bilmiyorum. Yani kaç para abi bu araba? 65. Şaşırmışlık. Yani bilemedim. Yani diğerlerine göre daha şey. Diğerlerinden daha havalı ama 400 bin lira değil sonuçta. Bu da 65 bin lira baktığın zaman. Ne derler? Bilirsin. Fair enough derler. Bir de böyle bir geçen gördüm ben bunu. Böyle bir manyaklık var. Tırnak içinde söylüyorum. Şundan dolayı arabanın durumuna bak. 100 bin lira mı ne istiyorlardı şuna? Tabii 98 bin lira istiyorlar şu Ortada. arada. Abi yani tamam, bıyık Sabre olması lazım değil mi? Sabre, evet.
Buralara baksana. Projeli Ghostbusters arabası. Evet, aynen öyle. Ama internetim artık öksürmeye başladı, bir saniye. Kapat artık, kapat. Yeme, gigabyte'ını yeme bununla. Evet, bence de gigabyte'ını yeme. Aa, ne oldu? Bir dakika, bir durayım şöyle. Neyse. Ha, bir de Rampler var burada. Oha. Bu güzel bir şeye benziyor. 450 bin liradır canım. Of. Bunun cam tavanı var mı acaba? Yokmuş. Yok. Bunun cam tavanlı versiyonları vardır. Yalnız şey çok enteresan değil mi? Kapıların oranı arka station'ın camı, yani station alanının camından daha ufak. Evet. O benim de dikkatimi çekti. Bir de iki şey daha. İki şey daha dikkatimi çekti bu arabayla ilgili. Bir tanesi jantları, benim Jeep'im vardı. Jeep CJ5'im vardı. Aynı jantlarım var. İyi gitsin diye ufak jant takarlardı, ondan mı? Evet. Abi, bu jantın aynısı vardı bende işte. American Wheels miydi neydi, öyle bir isim vardı. Tam hatırlamıyorum da. Böyle aynı krom işte bunlar. Bir de yani bir Amerikan arabasında böyle kapı kollarını görmek de bir enteresan geldi yani. Ayrı dönemik kapı kolları. Aha, aşağı doğru açılan bagaj kapağı. Üste doğru açılan. İki yönlü. Cam aşağı iniyor abi. Ha, o sadece kapak açılıyor. Evet. Aa, çok enteresan. V8. Bu V8 bu arada fındık V8. Bu Audi'nin fontuna benziyor. Oh yeah. Yeşilli, evet abi, çok güzel. Vay. Türbeye gitmeye gerek yok. İçerisi öyle zaten. Ama bence şey, bu elegans bir renk yani. Şu ya, yeşil, evet. Elegans, zümrüt yeşili bir renk ya bu. Güzelmiş, evet. Zengin göstermiş. Abi bu nedir ya? Colder off on. O kadar basit. Oo, arkada bir üçüncü sıra koltuğumuz daha var düşünürsek. Bir de arkaya bir o kadar da sehpalık yer var yani bak. Evet ya. Üf. Baksana 3 oda bir salon yani. Abi zaten araba yani 75 metre uzunluğunda olduğu için çok normal. Kenara bir de bile koyabilirsin yani. Bir de, evet. Bir de bir de. Bilmeyenler Google'dan bakabilirler ne demekmiş bir de diye. Aynen. Şimdi biraz şuralara geri dönelim. Özümüze geri dönüp yavaş yavaş zaten kapatalım bu akşam için. Seymen'cim, senin de güzel hatırına. Şu şeye baksana be. Audi'ye bak bakayım. Audi 100 var mı? Audi'ye zaten, aynen. Şimdi Audi'ye gidiyorum zaten. Audi ne istiyoruz? 100 mi istiyoruz? Var. Vallahi var. Vallahi var. Yaşasın diye böyle. Evet abi, Audi 100'ümüz var. Audi çok güzel araba ya. Bak bu araba da. Quattro'su olsa öp başına koy ya. Bakayım, bu 2.0'mış iddiaya göre. Bakalım. Dinle. Otomatik de. Onlar da abi. Hep şey var. 2.3'tür motorları. 2.2'dir pardon. Aa, ben bu arabaya baktım geçenlerde. Bu arabanın güzelliği bir de tam station değil. Avant deniyor ya bunlara. Avant. Abi bak, arkası ne kadar güzel, hatchback gibi böyle. Çok güzel araba ya. Ben çok sevdim. Çok uzun yıllar kullandık. Çok severek kullandım manuelli. Koltukları çok güzel. Ama koltukları orijinal değil. Değil. Ama bu araba güzelmiş ya. Kaç para istemiş? 50 bin lira mı? Nasıl şaşkın oldum. Üzüldüm ya. Bir tane daha yüzümüz var. Sevgili İbrahim hocam. Ah bak, bu da iyi ya. Aa, bu da evet. Normal bir station mı bu? Evet. Evet, station. Çok iyi. 2.8 Quattro iddiası var abi. Çekirdemiri de var. O V6 Quattro. Tamam. V6 Quattro. İşte. Canavar gibi. Bak, su bidonların hepsini sola toplamış. Bakayım. Bidonlar oradadır. Bidonlar, evet. Hava filtresi bu tarafta. Bidonlar burada. Evet. Yani bir böyle bir eli ayağı bir yamulmuş duruyor arabanın ama yani bu paralara bu herhalde. Direksiyon güzelmiş. Demişken böyle bir fotoğraf geldi. Şanzıman iyiymiş. Hani orası burası yamulmuş derken böyle fotoğraf gelince böyle ya oldum. Bir dakika tabii. Fotoğraf varsa açıklaması da vardır diye tahmin ettim ama yok. Yokmuş.
Evet. Bir de 80 bakalım güzel hatırımıza, güzel abime bir de. Bu arada tabii telefonum verdiğim bazı insan... Aha, biz geçen buna bakmadık mı ya? Bakayım. Aa evet baktık. Abi bu arabanın şu hali benim çok hoşuma gitti bu arada. Çok yani iyi yamalı. Hani... Çok şey durmuş, gerçekçi duruyor. Tam da istediğim kafa tam bir şeydi. Antalya arabası, yalnız onu söyleyeyim. Tam bir Antalya arabası, güneş yanıklarıyla. Bence çok şey duruyor yani, kişilikli olmuş böyle. Oturmuş yani, böyle yaşanmışlığı var arabanın. Bir de muhtemelen bu arabayı böyle har vurup harman savuruyorlar falan. Arka camı çatlak bu arada. Oha nasıl belli olmuyor. Ha evet var. Evet. American Online plakalı. Vay vay vay. Ama gümrükten girdiğini şeyden anlıyoruz. Çekidemirimizden anlıyoruz tabii ki. Hem ondan anlıyorsun, jantlardan anlıyorsun. Onu söküp dandik jant takmışlar falan. Elektrikli camımız yok. Direksiyonumuz güzel. Aha. Harbiden yok. Elektrikli aynamız var. Kokpitin ortası yok. O nasıl olmuş öyle? O nasıl ya? Sen koy diyor oraya. Abi otomatik kliması var altında ama üstünde hani tuşlar da havada kalmış şu an. Bir acayip bir şey durmamış orada. Oraya Allah Allah. Koyarsın, şey koyarsın, her şeyi koyarsın abi. Ama bu arabanın böyle bölük... Aa bu ne olabilir biliyor musun? Şu an kıllandım. Bu böyle hani Almanya'dan çıkıp da Tacikistan'a, işte Türkmenistan'a bilmem neye giden arabalar oluyor yani. Orada kaçmış orada. Benzinlikte kaçmış. O ralliye çıkıyorlar bunlar. İşte Moğolistan rallisi bilmem ne diye çıkıyorlar. Sonra bizim ülkede bırakıp gidiyorlar ya mesela gümrüğe. Orta bilmem ne tantanaları çok oluyor diye. Evet, bu araba muhtemelen onlardan bir tanesi olabilir. Ama çok affedersin de yani 60 bin lira da değil yani. Kimse kusura bakmasın. Evet sevgili Birkan. 90 dakikayı devirdik. Aa valla şaka maka saat 11 olmuş sevgili izleyenler. Bu akşam bakamadığımız şeyler için sizden özür diliyoruz. Tabii biz de bayağı bir gevezelik ettik tabii ama fakir alıp tamirhane yetişmeyince her şey iptal etmişler. Doğru. Yetişemeyince öyle bırakmış onu. Orada o kadar yetmiş parası. Aynen. Şimdi bir tane hani çıkmadan çok sevdiğimiz bir arkadaşımız var burada. Çok iyi takipçilerimizden bir tanesi. Dur. Gitme. Gitme gitme dur. Mesaj gitme. Heh. Ona bir bakacağım. Neymiş bakalım. Bir tane istek alıyoruz bu akşam. O da bu olsun. Bu arada cep telefonundan yazan arkadaşlara da başka bir zaman bakalım dedim. Yalnız ne yazıyorlar? Birkan uyudun mu diye. Aa, göremiyorum. Ne oldu? Bir şey oldu. Ha. Bir erkeğe gelen 894 en kötü mesaj. 964 bakalım. Kimin mesajı? Bu arada senin öyle bir uyudu mu mesajı atmıştın vardır bana. Bilirim yani. Aa, her zaman. Uyudun. Ha? Ha? Aa, bak, evet. Hocam, bulmuş. Evet. Bizim ilk bu yayının en başında konuştuğumuz arabayı sağ olsun JDM Spirit sağ olsun bize bulmuş, yollamış. Peki bir dakika, biz bu arabayı niye göremedik? Şimdi mi çıktı yayına yine? Station. Yayın tarihine bak. 15 Ocak falan diyor. Allah Allah. Azal yayın o ilan sürecinde de herhalde bir şey değiştirdiler. Herhalde. Biz bu arabayı daha önce gördük, baktık, yükseldik ama şu fotoğraf yok mu daha önce? Tersel gibi değil mi abi? Çok güzel abi. Tersel gibi. Çok... Ben bu arabaya çok yükseldim ya bir zamanlar çıktığında ilk bu araba ilanı. Stoplarını çok beğeniyorum. Bir de çok güzel değil mi stopları, böyle şey gibi çikolata kutusu gibi yapmışlar. Bir çok 90'lar, şey 80'ler bir de yani böyle. 80'ler o grafik şeyleri. Her an bir yerden böyle ne bileyim Bruce Willis'in oynadığı bir filmin şarkısı çalacakmış gibi yani böyle. Önce arkası gibi yüksek olsaymış biraz daha güzel olurmuş. Evet. Koltuk kutusunu beğen. Heh. Bu işte 4V'de. Direksiyonda 4-wheel drive yazıyor. Evet ya. Çok güzel abi. Bir de ortada şey çok güzel. 4 şey diferansiyel kilidini koymuş oraya. Evet, bir dakika foto. Ha burada işte. Central diff lock var şurada böyle. Evet, merkezi diferansiyel kilidi. Bu araba şimdi kaç paraya geldi abi? Şimdi bak. 8.000 lira. Abi ama ya. Olmuyor yani. Daha düne kadar 40 bin liraydı bu araba. 35 bin lira falandı yani. Şaka mısınız yani? Çok sinirleniyorum ya. Mavi ay, evet, bunzur. Mavi ayı.
alım sattı bu araba bana niyeyse bilmiyorum. Gerçi o dizide şey Bruce Willis abimiz BMW kullanıyordu. Ablamız da Mercedes kullanıyordu hatırlarsan. Neyse ben bunu favorilerimi alayım yine. Ama YouTube'umu alayım. Bir gün Mersin'e gidersek çekeriz yani. Evet hocam, bu akşamın da sonuna geliyoruz. Aynen. Şimdi yavaş yavaş bu akşamın sonuna geliyoruz. Sevgili izleyenler, değerli konuklar. Bu akşam da station otomobillere baktık. İbrahim hocamla beraber. Bir sonraki programımızda gelecek cuma inşallah. Maşallah diyerek. Bakalım neler olacak. Ne inceleriz önümüzdeki hafta? Var mı kafanda bir? Bu sefer pertlere bakalım. Biraz daha neşeli olsun. Bugün biraz enerjimiz de bitikti bizim. Çok yorgunuz abi. Kusura bakmayın. Biraz dersimize de çalışalım. Böyle güzel pert arabalar bulalım. Aynen. Belki internette farklı mecralardan da buluruz. Aynen. Abi insta vermiyorum. Ben sağ olun eksik olmayın ama birebir arkadaşlarımı tercih ediyorum orada. Yani arkadaşlarım için tanıdığım insanları eklediğim bir hesap. O yüzden ne yapıyorsunuz? Birkan D'yi ekliyorsunuz temsilen. Evet. Bugün ben mesajlarınızı... Yani biraz abonmanız lazım. Yani eğer Birkan D'ye abone olmamışsanız hala bana takip isteği olmaz canım. Aynen öyle. Hatta ben de manyak oldum yani şey bir taraftan. O kadar fazla yerden mesaj geliyor ki yani. Artık şey geliyor bazen. Abi işte cevap alamadım diyor mesela. Abi diyorum her mesajı cevaplamaya çalışıyorum da ben de insanım yani bir taraftan. Hatta mevcut işimde seninle de konuştuk bugün. Yılbaşından beri öyle bir çalışma halindeyim ki yani. Gerçekten yakında korkuyorum kendimden şaft kopacak diye yani. Balata sıyırmaya başladı çünkü her an böyle kalabilirim gibi hissetmeye başladım. Umarım biraz balata... Şunun etkisi var abi. Yani bu salgın sebebiyle işte kış mevsimindeyiz, hava solgun, renkler solgun, evdeyiz, salgın var, dışarı çıkamıyoruz. Böyle anlamsız bir hafta sonu kapanmasındayız, akşamları öyle bir kapanmadayız. Hava erken kararıyor, geç aydınlanıyor. Bunlar hep bizim enerjimizi bitiriyor abi. Yeni sene diye bir sürü beklentiler, heyecanlar, gazlar yöneticilerde, işverenlerde fazla oluyor. Ama aynı eksende maalesef çalışanlarda o güç yok şu an. En azından böyle ama tek yaptığımız şey işe sarılmak bu dönemde. Sosyalleşemiyoruz, kendimizi işe veriyoruz. Bu da hepimizi biraz yoruyor sanki. Çünkü işsiz kalan bu dönemde hem zaten hastalığından olan hem de işini kaybeden, iş yapamayan o kadar çok insan var ki şu anda. Yani aramızda da belki bunun için biraz daha kıymetli, yani kıymetine vararak çalışmak tek çaremiz oluyor diye düşünüyorum. Evet, o yüzden bu süreçte siz de olabildiğince akıl sağlığınızı öncelikle, fiziksel sağlığınızı, akıl sağlığınızı korumaya bakın. İşinizi kaybetmiş ya da işleriniz bozuk olabilir. Çok normal böyle bir dönemde. Ama ne olursa olsun akıl sağlığınız olduktan sonra yani bir şekilde devam edersiniz. Yani. O yüzden akıl sağlığımız yerinde olsun abi. Bence akıl sağlığımız yerinde olsun. En büyük şeyimiz o. Aynen. Arzumuz ve isteğimiz o yönde. Bu arada benim bilgisayarın adaptörü çıkmış. Yeni fark ettim ki bayağı gayet şeymişiz. Gitti gidiyor .com'muşuz yani. Çok gitti şu an. Nasıl? Oldu. Bir gitti ne bileyim ekranım gitti geldi. Aha. Okay. Adaptör çıktı. Okey. Evet. Bugün dediğimiz gibi biraz enerjimiz düşüktü. Çünkü çok yorgunduk ama umarım önümüzdeki hafta daha enerjik bir şekilde bol bol ilan bakarak. Bu arada hafta içinde böyle çok güzel yorumlar gördük. İşte beni ego ve sinir patlamaları yaşayan bir ergene benzettiler. Ege'yi alkolik ergene benzettiler. Bilkan sen de hiç arabadan anlamıyorsun. Vallahi hiç gerçekten geldim. Sıkıp duruyorsun ortalıkta ya. Vallahi yani hiçbir şey de anlamadan gelip sallıyormuşum burada yani. Bir de en sevdiğim şeylerden bir tanesi yorumu yazdıktan sonra bak biz yanıt verdiğimiz için yani ben yanıt verdim biliyorsun. Ondan sonra yani mesaj senin de yanıta yani yoruma yanıt vermeden silenler var. Mesela yazıyor. Ben böyle düşüyor benim telefonuma bakıyorum mesela. Aa diyorum enteresan bir yorum geldi. Tıklıyorum mesela yok yanıt. O ne demek biliyor musun? Böyle de lan diye bağırıp kaçan tipler vardır ya.
Çok seviyorum abi yani. Aslında canlı onların böyle ekran... Ben o arkadaşları da seviyorum. İzleyen izlemeyen. Hakikaten yorumda bulunmak iyidir. Kesinlikle. Abi. Yorumda bulunun. Çünkü biz kendimizi biliyoruz. Ben arabadan anlamam abi. Yalan yok. Sadece boş konuşuyorum. Az bilgi, yüksek özgüven hep. Abi ben bazı şeyleri biliyorum. En iyisini ben biliyorum diyenlere zaten hastayım yani. Hiçbir zaman demeyeceksin abi. Kendini bile bilmeyeceksin hiçbir zaman ki. Kendini yeniden öğrenebilesin. O yüzden güzel oldu. Bilmiyorum. Bir an çıktı da oldu mu bilmiyorum yani. Bir an öyle geldi ama bilmiyorum yani. Ben saçma bir şey de demiş olabilirim şu anda. Pek bir bilmiyorum yani. Saki çarptı seni ya. Sake çarptı. Abi evde hiç sake kalmamıştı. O yüzden musluktan doldurdum. Aynı etkiyi verdi galiba. Oldu. Dibinde kalmıştır ondan. Aynen. Evet sevgili izleyenler, bu akşamlık yavaştan kapatıyoruz. 1,5 saati geçtik. 40 dakikaya falan geldik. Geçen gün şuradan verdiğim yemek siparişiyle hemen hemen aynı sürede gelen yayınımız, 1 saat 40 dakikada sonra gelen yemek gibi olan yayınımızı burada kapatıyoruz. Tam eleştirimi de yapamadım. Marka da vermek istemedim. Bir Çin restoranıydı. Çin yemeği diyeyim. Şey yapayım. Böyle bir durum var. Geliyor mu ki? Abi yemek sepetinden baktım. Geliyormuş gerçekten. Dedim ne güzel, bir tane şey çorba söyleyeyim dedim. Bir tane de hadi erişteli bir şey söyleyeyim de hani Amerikan filmlerindeki gibi hani böyle yarısını yiyeyim, yarısını da içinde çubuklarını sokarak buzdolabına tutarım falan gibi böyle düşünmüştüm. 3 gün daha yerim onu öyle diye. Çünkü 3 gün daha böyle. Tabii 3 gün daha sonra yerim dedim ama yedikten 3 saat sonra, ne 3 saat, 2 saat sonra çıkıp onu da gömdüm böyle falan yani. Hiç öyle filmlerdeki gibi olmadı yani. Böyle 2 gündür bekleyen bir Çin yemeğim var bebeğim, yemek ister misin falan, yok yani öyle. Getirden söyleseydin öyle olmazdı Birkancığım. Yani. Öyle. Zaten ya neye üzüldüm biliyor musun? Yemek 1 saat 40 dakika sonra geldi ki sipariş alınalı 24. dakikada yemek sepetine şikayetimi yazdım. Hani ne durumdayız diye. 24 dakika oldu falan diye böyle. Ondan çok affedersin. O 40. dakikada yazdım ve 1 saat sonra geldi yemek falan. Neyse. Neden dolayı deliremedim biliyor musun? Siparişi getiren kurye var ya. Abi böyle herif bir geldi. Kapıyı açtım. Yani ev kapımı açıyorum. Kapıyı açtım gibi eleman geldiği gibi soğuk geldi böyle. Yani adamdan böyle soğuk yayılıyordu. Yani sonuçta motorun üstünde sıcak, hani terlemiş olması lazım gibi durum var ya. Adam böyle soğuk 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 gelince ne adama, zaten kuryeye bağıracak bir durum yok yani. Onun bir suçu olmadığını tahmin ediyorum sonuçta. Ama yani böyle bir şey oldu. Hayır dedim yani, sen, ben evde kıçımı yaymışım. Oturuyorum. Yemek söylüyorum. Dışarıda birileri bu soğukta motosiklet kullanmak durumdalar falan oldum. O yüzden ki yani biz de motosiklet kullanıyoruz biliyorsun yani. O yüzden hiçbir şeyim olmadı ama sonradan döşendim tabii yani şey. Yemek sepetinde verdim, veriştirdim bilmem de falan filan gibi. Neyse. Biz bu muhabbeti sonra devam ettiririz. Sonraki haftalarda abi, görüşmek sen, üzere. Kafa avlatacaklarım var. Dur şimdi, meraklansınlar biraz. Biz kendi aramızda bir devam edelim hocam. Bak orada bir tane var yazıyor şimdi diye. şuradan böyle kapatmış gibi yapayım mı hocam? Yanlışlıkla yayında kalırız. Evet. 13 dakika kazandık. Çok teşekkürler. Serdar Yediler. Ben conta sıyırdım yorum atmaktan ama hala görmediniz. Ne? 207 outdoor diyor. Abi güzel adım araba. Bir... Hoş araba. Onu söyleyecekti mi? Abi o arabaların bir de sadece böyle ağırlıklı olarak onların otomatikleri geldi bir de böyle. O da güzel bir şey. Kırmızısı güzel o arabanın ya. Kırmızısı ya da fümesi bence. Yani benim ben kırmızı olur abi. Neyse. Başka bir şeydi, ona da değiniriz artık. Mesela yalancı SUV'ler ya da SUV'lere alternatif arabalar gibi bir seri yapabiliriz. Onda da yaparız. Atanamamış. SUV atanamamış şeyler. Tabii. Seriler. ne diyorduk şey? Atanamayan öğretmenlere neydi? KYK mıydı? Neydi? EYT var. Onlar şey. EYT. Takılanlar o. EYT demek istiyordum. Emeklilikte yaşa takılanlar, aynen. Evet, o zaman kapanışı yapıyorum.
Kanalımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi, beğenmemeyi, ki muhtemelen tüberküloz bu akşam gelmedi galiba ama evet, o muhtemelen... Ege'nin botuydu, ben sana söyleyeyim, o Ege'nin arkadaşı Ege gelmeyince o da gelmedi, ben sana söyleyeyim. Evet evet, bu akşam evet gördüm, yani kendisini göremedim demek ki Ege'nin fan boyu, okey. O zaman tüberküloz videoyu gördüğün zaman basarsın dislike'a, beğenmeme tuşuna. Ona göre şey yaparız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Biz yavaş yavaş bir videolar biriktirmeye başladık bu arada. Hepsini bir anda kusmak istiyoruz. Çünkü bir video koyup koymazsak olmuyor YouTube'da. Biraz bekleteceğiz sizi ama umarım güzel olacak. Sağ solda bir şeyler yapalım. Hadi o zaman. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi bay bay. İyi hafta sonları. Her hadi nerede yaşatılıyorsa. Oo, her zaman. Yani havalar nasıl ısınsın? Sizin havanız iyi olsun.